Warrior oğlum. Yalnızlar bir şu Warrior'ı bir türlü beceremedik ya. İyi diyorlar. Oo, yo 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 yo. Şimdi Sultraz'a gerçekten arkadaşlar inanılmaz iyi ya. Omega SM çok güzel kart da. Bu yani arkadaşlar Warrior'da biliyorsunuz sayısız çok güzel silah var. Ve yani Sultraz artık o kadar iyi ki sanıyorum zirveye oturdu. Bir de arkadaşlar bakın Sultraz'ın bir özelliği var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela önünüzde Sultraz'a var. Önünüzde rakibin önünde öldürebileceğiniz bir sürü yaratık var. Vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz. En son bir daha vurdunuz, öldürdünüz. Yeni silah indiğinizde tekrar saldırabiliyorsunuz. Bakın bu çok inanılmaz bir şey. Yani Sultraz'a şuna vurdu, Sultraz'a bana vurdu. En son bir şey daha vurdu, öldürdünüz. Elinizde de mesela atıyorum işte Super Collider var arkadaşlar. Adamın önünde bir 1'e 1 bir de 8'e 1 bıraktınız. Pardon 1'e 1 olmasın. 1'e 2 bir de 8'e 1 bıraktınız. 1'e 2 vurursunuz tak 8'e 1'e vurup öldürüyor. O bayağı kuvvetli bir olay. Yani başka silahla tekrar saldırmanızı sağlıyor. O bayağı kuvvetli. Yani arkadaşlar Warpath'te şunu unutmayın. Warpath hep söylerim bunu arkadaşlar. Bazı kartlar oyun kazandırdığı zaman çok net anlaşılan kartlar arkadaşlar. Mesela Warpath değil mi? Mahvoluyorsunuz masada. Adamın işte yaralı bir Violet Worm var. O var bu var. Warpath tak 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 bir veriyorsunuz. İnanılmaz masayı temizliyor filan. O çok hoş tabii arkadaşlar. Fakat şunu unutmayın. Warpath 8 tere 10 mana olmadan bir kere o kadar efektif değil, değil mi? Yani dörtlü beşli Warpath yaptığınız zaman bayağı güçlü oluyor. Bu bir. Ya oyunun başında birlik Warpath attığınız zaman ya bir tane Warpath attığınız zaman arkadaşlar Whirlwind'in bir mana fazlası oluyor. Bayağı kötü bir kart oluyor. Yani. Çünkü Whirlwind zaten fena bir kart değil yani. Ne yapsak emin olamıyorum. Olabiliriz herhalde yine de. Warrex de güzel kart da. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Her expansion Warrior'a biraz silah getiriyorlar. Dolayısıyla Warrior'daki silahların değeri gittikçe azalıyor. Yani şimdi arkadaşlar 2-3 silah bir araya zor getirirken silahın değeri başka. Bir arana boyunca 5-6 silah görüyorken silahın değeri başka. Çünkü zaten arkadaşlar asla 4 silahtan fazlasını istemiyorsunuz. Burada Super Collider'la Gorehowl'da 2 silah falan sayılıyor bir de öyle söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar ikisi de masaya açıldığı zaman çok uzun kalıyor, değil mi? Hem Super Collider hem Gorehowl açıldığı zaman çok uzun süre masada kalıyorlar. Alıyorum bakalım ne olacak. Oo. Şimdi tabii arkadaşlar Mossy bir tık değer kaybetti değil mi? Şeyle birlikte. Bu Giggling Inventor Nerf ile birlikte. Tabii hala güzel kart da eskiden gerçekten en iyi kartlardandı. Şu an o kadar değil. Ve bu Rabbit Worgen gerçekten güzel kart arkadaşlar. Seviyorum ben ya güzel. Yani 2'yi 3 öldürüp sağ kalmak bayağı iyi. Firefly fena değil aslında. Rock da fena değil. Bir Firefly alsak oyun başı için bence olur ya bir tane. Warrex. Güççük dost bağa hoş geldin canım benim. O can alabileceğin en iyi pack klasik. Oyun yeni başlamış bir sonra alabileceğin en iyi pack klasik. Şimdi arkadaşlar şöyle ikinci Warpath değil bu arada. Çünkü bakın bir kere 2 Warpath zaten bence Warpath'in maksimum kabul edilebilir sayısı. Yani 3 Warpath asla olmaz. 2 Warpath maksimumu. O da arkadaşlar arenanın bu kadar erken bir yerinde iyi değil. İkinci Warpath. Çünkü başka bir yerde Warpath'in net bir seçim olduğu bir yer olabilir. Şimdi Fiery Warrex deseniz 5. seçimde ikinci silah ki Fiery Warrex biliyorsunuz artık orta karar silahlardan biri. Sonuçta 3 mana 3'e 2 bir sürü özelliği olan silah var. Phoenix alalım biz bakalım. Reaper bayağı iyi. Ver. Ne güzel kör. Şimdi Forge of Souls'un bu notu bana anlaşılmaz geliyor arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar Warrior en iyi klas olduğundan dolayı Arena'da çok alınıyor. Ve arkadaşlar Warrior'a Warrior maçlarında gerçekten bir fatigue sorunu var. Yani özellikle siz ağır yaparsanız, rakibiniz de ağır yaparsa
Yani bir rakiple mücadeleye giriyorsunuz. Ulan kim daha ağır olacak diye. Dolayısıyla böyle bir iki kart çekmek bir daha kaça patlayabiliyor tabii, değil mi? Ben şimdi 3 silah alacağım. Bilemediniz 4 silah alacağım maksimum. Ortada bir aşamada gelirse patlayabilir. Ben beğenmiyorum. Bence Egnapur güzel kart. Diversity'yi tercih etmedim arkadaşlar şeyden dolayı. Şey arkadaşlar. Arenada erken aşamadayız. Tabii ki Execute daha iyi bir kart. Çünkü bir mana fazlasını net bir şekilde öldürüyor. Onun için arkadaşlar Devastate, yani eğer ileride gelirse ve yoksa hala ben de alırım. Bu fena değil arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bu kartın şöyle bir kombosu var. Bu Battle Rage'de inanılmaz. Şimdi bakın, yaratıklarına vuruyorsunuz adamın. Bizim bütün yakınımız ölüyor. Hepsi bir artık kalıyor tabii ölmedikleri için. Commanding Shout'la arkadaşlar. Ayrıca ölümüne Warpath falan atabiliyorsunuz. Sonra bir Battle Rage. Boom. Bütün desteği çektiniz. Bitirir yani. Çok güçlü bir hareket. Oğlum bence. Hadi bakalım bir görelim nasıl olacak. Cube. Cube çok iyi kart. Bu kartın notu niye 70? Bu kart iyi bir kart değil ki arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar ben bu tür kartları çok beğenmiyorum. Bu 3 mana 3'ü 4'lerin üzerine özellik koymuşlar ya. İkimize de desteden bir kart veriyor. Bence bu normal 3 mana 3'ü 4'ten kötü. Tehlikeli bir şey arkadaşlar bu. Ben bunu öndeyken inmeye korkarım. Düşünün. Öndeyim masada. Kazanmak üzereyim oyunu. Çektim bunu. İndim herife Warpath verdi. Bittim ben. Şimdi arkadaşlar gerideyken sorun değil. Veya hani başa başken de sorun değil. Ama siz ilerideyken size zarar veren bir kart bu. O da sinir bir şey arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Destenizdeki her kartı her zaman oynayabilmeniz lazım. Yani tabii şimdi şurada şöyle demeyin bana. Ne bileyim işte. Ama life azken silahlar oynanmaz falan. Ya tamam tabii öyle de yani arkadaşlar onu demek istemiyorum. Anlatabildim mi? O mesela bayağı spesifik pozisyon. Bu bayağı bir zaman kötü olabiliyor. Zaten Cube çok güzel bir kart arkadaşlar. Henüz Cube bulanacak bir yer bulamadık ama Mastodon. Ulan ağır deste dedim. Harbiden ağır desteği yapıyoruz ama. Spellstone. Gorehowl. Bilemedim. Dünkü Mage 9 bitti. Şimdi arkadaşlar Gorehowl armor veren bir mekanizmamız olsa iyi olacak. Acaba Spellstone alsak mı? Şimdi bakın daha 12. kart çünkü arkadaşlar ve 3. silahımı alıyorum. Hoşuma gitmiyor 3 benim. 3 silah almaya itirazım yok bakın. Ama ileride silahın net bir seçim olduğu pozisyon gelirse üzülürüm. Alacağım ben bunu. Hadi bakalım ne olacak. Bu güzel kart. Bu güzel kart. Bu güzel kart. Oo. Bu çok güçlü be. Ver bakayım. İşte bu kötü oldu. Çünkü inanılmaz kötü iki tane kart. Artı Mastodon geldi. 9 mana ikinci kartım. Frothing. Frothing çok güzel kart da arkadaşlar. Frothing agresif bir kart biliyorsunuz. Öleceğiz elimizde kartlarla ya. Elimde kartla ölü vereceğim. Yok. Bunu alalım bence. Şimdi arkadaşlar bu Gorehowl'ı benim destekleyebileceğime dair en ufak bir ibare yok değil mi? Bak oyun başı çok bir kartım yok. Bir tane masa temizleyicim var. Yani adam arkadaşlar ben bir şeyler öldürdüm. Sonra adam bana vuruyor falan. Gorehowl'la ölürüm. Al. Bu. Anasını satayım bu ne ya? Bu alınır. Arkadaşlar bakın.
Sultraze ekstra durability'si olup patlamayan tek silah olabilir. Yani 2'den fazla durability'si var ama patlamıyor. Tak 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 vuruyorsunuz, patlamıyor arkadaşlar. Şunu almayı çok isterdim ya. Raven, ver ver. Tuhaf oldu, yine olmadı. Yine beceremedik. Slam. Kuru. 2 mana 0 yaratığım var. Commanding Shard Battle Rage geldi, alıyorum hadi. Roar. Rager. Of. Nasıl yaşayacağım ben bunları yapmak için onu anlamadım ki. Aman. İki manaya bir yaratığım var hala. Olmaz ya arkadaşlar. Bu güzel. Bu güzel. Dördüncü silahımız oluyor değil mi arkadaşlar? İki Sultraze aldım. Bir Arcanite Reaper aldım. Fiery Vorax almadım değil mi ben? Şimdi arkadaşlar silahların atakları da önemli. 2-4 ataklı, bir tane 2 ataklı ama güzel peki. Sekiz mana 0 kartım var. Alayım mı? Biraz hayvanlık olacak ama arkadaşlar cube da var. Hadi. Çok ağır. Kesin iyi bir not verecek desteği ama. Yanlış. Yani arkadaşlar öleceğim mi? Vuracaklar ağzıma, öleceğim. Hadi bakalım. Ama Firefly'a çok sevindim arkadaşlar. Firefly iyi oldu. Early game 1-2 tık olması iyi oldu. Evet. Aynı turn ikinci kez alıyor. Durability gitmiyor mu? Niye durability gitmesin ki? Bone Mage'in average mi diyor? Yok, average demiyordur ya. Değil, almışlar herhalde. Average demiyordur yok. Average demiyor canım. Hayır. Good diyor. Bence biraz azımsıyorlar. Bone Mage en azından good'un yukarılarında olması lazım. Şimdi arkadaşlar hep aynı karttan var, görüyor musunuz elimde? Bu kadar çok iyi değil. Yani bir adam bir vurursa bizi ağlatır. Bari şöyle olsun en azından. Gungolayet sağ ol. Fena değil arkadaş, o kadar kötü değil. Biraz ağır, evet, katılıyorum. Ama işte early game'i de aldık elimizden geldiği kadar. Şu problem var arkadaşlar, life almıyoruz, life. Life alsak 2 Sultraze falan, bunlar ağır şeyler. Güzel yani. Hemen başlasın şu. Yok 5 mana değil, 1 manaydı Little Logo. 1 manaydı ya. 0 manaydı. Advokta sonuçta ona bakarsan Black Knight'a da bad diyor yani. Her şeye çok hakim değil kendisi. Peki. Ne geliyor? Bayağı hareket yaptı ya adam. Neyse, en azından azalttık arkadaşlar. Peki. Attack mode. Beast'i de gitsin de sakin gitsin bakalım.
Bu ne oğlum? Öldürdün lan kendini. Biz deste ağır dedik, herif daha ağır çıktı. Nani? Jebaited ya. Oğlum bir dakika, iki dakikada agresif desteğe dönüştük lan. Ben agresif desteği değilim, ben kontrol destesiyim. Abi bu ne ya? İşte bakın, bir tane atmak zorundayım Warpath şimdi. Bu buna atak, bu buna atak, bu buna atak. Bu üçü buna vursun. Sonra Berserker inip Warpath atalım. Bu 5'e 4 kalsın, bizimki de 5'e 2 olsun. Çok tatsız, çok. Bu nedir ya? Ulan ağır deste yapalım dedik, herif karşımıza kontrol hunter çıktı. Hey Allah ya. Al. Bir silah alın artık. Ha, zahmet oldu. Ha, şimdi arkadaşlar yalnız iki hareket var. Face'te bir hareket bakın. Çünkü 11'sin. Kafana vurdum. 5'sin. Tur gelince lethal. Önce öyle yapalım. Doğru play'i kaçırmışım. Öyle bir şeyler diyorsunuz. Görmedim. Tabii ki. Yani, aşikar bir şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar adam 5. Taunt çıkarması lazım. Taunt mu buldum? Büyük ihtimalle önüme bir şey koyacak değil mi? Dört, yedi, sekiz, dokuz. Ya ne şiir gibi çekiyorlar ya. Vay anasını sayın seyirciler. Aa. Oha blöf. Delikanlı aspekt. Wow, ben Wandering Master'ı sanmıştım. Neydi? 3 tane diyorsunuz. Ha, ikisi ona, biri ona, 3 tane de Warpath mi diyorsunuz? Wandering, wandering, wander. Yürüyor arkadaşlar, yürüyen canavar.
Çok ağır ya destemiz. Demin hızlı çektik de. Ezer. Vallahi kış adam böyle ağır alırsa Daring Fire Eater yaramıyor. Silah çıkarma lan. Abi ne oluyor ya? Niye böyle ya? Ben anlamadım ki tam olarak yani. Niye herkes ikinci tur bir yani bu ne abi? Niye ya? Bir de Beast'i de eksik değil yani. Bir hata olmasın. Beast de var. O Deathwing'e biz çok ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum ama arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Misplay yapıyorsun. Anladım. Peki. I'm fast and furious. Puhre Enix. Babam. Ya arkadaşlar inanılmaz ağır bir destemiz var ve her yerine agresyon yapıyoruz. Bu ne oğlum? Evet, Arthur'dan masayı öldürme veya 6 manaya desten yaratık koyma. Desten yaratık koyma. Frostborn değil. 5 edit rush. Evet. Güzel kart arkadaşlar. Her giren çıkarıyor yani. Ona vuracağım. Şimdi arkadaşlar bakın lethal yakın. Acaba diyorum önce Firefly ile vursam mı? Firefly ile vursam adamın kafasına ekstra bir hit yapabiliyorum çünkü. Bayağı zor çünkü. Firefly tak buraya tak tak 7 vuruyorum kafasına. Hayvan gibi çekip kazıyoruz. Evet öyle öyle. Cemcim nasılsın? Northern Lion mı? Bu ünlü bir herif değil mi lan? Bu Sersen Magic mi oynuyor? Arkadaşlar ben bu adamı 1-2 gördüm. Yani dünyanın en kötü Slay the Spire oyuncusu. Bu kadar kötü oynamaz. Böyle videolarını izlerken böyle etlerimi kopardı. Vücudumdan ekran atmak istedim yani. Bu kadar kötü ve salakça oynanamaz. İnanılmaz zayıf. Yani Essentials'ız zor bitiriyor filan. Turn'de bir misplay garanti. Bak her turn misplay garanti. Kesinlikle doğru oynamıyor. Asla. Garantisi var yani. Çok çok kötü bir oyuncu yani inanılmaz bir şey. Ama meşhur bir herif. Yani biliyorsunuz arkadaşlar ben öyle bir bok atma huyum yoktur yani. Ya böyle izlemeye çalıştığım videoyu ya böyle kafa yedim 5 dakikada falan. Olamaz böyle bir gerzeklik yani. Eğer oysa rahat yenmemiz lazım. Magic'in RNG'si daha az. Çok daha az. Çok çok kötü yani anlatılabilecek gibi değil yani. Ama tabii arkadaşlar ünlü bir herif olduğu için biri özenip adamla aynı nickname'i almış olabilir. Yani o da mümkün tabii. Bilmiyorum bayağı yani YouTube'da falan çok ciddi follower'ı var. Hatta Slay the Spire'ı ilk yayan insanlardan biri bu yani bu herif. Kötü oldu be. I'm fast and furious.
Arcanite Reaper yoksa bu mu? Çok silah çektik arkadaşlar. Pek olacak iş değil ya bu. $800K mı subscriber varmış? Hey maşallah. Supatürk sağ ol sana da. Yayın yapmıyor olabilir bilmiyorum. Ama YouTube'da bayağı ünlü yani. Herkes biliyor. Dur ya 1'e 2 olasılığı var burada. Arkadaşlar şimdi bakın siz diyorsunuz ki burada Reaper'la aç vur. Çok güzel diyorsunuz da şöyle bir problem var. Reaper'la aç vurursam life kalmayacak ya bakın. Reaper'la açtım vurdum 25 kaldım. Adam bana vurdu 23 kaldım. Sonra da indiği silahı bir daha vurdum. Bu sultrasalerle nereye overkill yapıp nereye vuracağım anlatabiliyor muyum? Şimdi 0 damage yemeye çalışıyorum şu an. Ha bir şey çıkartsa çıkartacak tabii yapılacak bir şey yok da. Az damage yemeye çalışıyorum yani. Ya bu adam orijinali ise zaten bizim yenme olasılığımız çok yüksek arkadaşlar. Çünkü bakın, straight, bak ben bunu yapmak istiyorum açıkçası. Bence bu daha iyi. Şimdi senin vaktin yavrum. It's your time to shine darling. Arkadaşlar life kalmayacak çünkü ben biliyorum o işi. Ne güzel koydun. Oh. Şimdi arkadaşlar Steel Rager ile birlikte deneyelim de. Ya bir ortasını çekebilsek arkadaşlar. Okay. The freeze. Okay. Dragon Roar mu? Emin. Oh. 17. Bunları kullanmaya life kalmadı arkadaşlar. Öyle bir derdim var işte. Wow. Bakın işte arkadaşlar yetmiyor görüyor musunuz? Pardon bundan bahsediyorum. Yani... Silahlar maligan oldu ya. Parlayamadı evet. Bu arada o benim hatam oldu. Ben Moshok Announcer'ı dikkatli okumamışım. Ben yaratıklar saldırdığı zaman sanmıştım. Meğerse enemilermiş. Yani biz de dahilmişiz. Ben bizim listeye dahil olduğumuzun farkında değilim. Daha büyük health'li yaratıklar açabilir misin? Hani Warpath'imin hiçbir şekilde işe yaramaması için. Maşallah yavrum. Yakışır. ...3, 6, 10, 13. Yani tam lethal var değil mi arkadaşlar? O zaman yani Warpath %100. Bence üçlük Warpath artı Hero Power olsun. Zaten hani 2-3 falan bir şey fark etmeyecek. İşte arkadaşlar size dediğim şey, korktuğum şey başıma geldi. Yani life alamıyoruz ya. Okay. Fireball'da var mı lan? Bende de var da pek kâr etmedi. Al bakalım. Ya arkadaşlar ben oyunun başından beri elimde bekletiyorum. Adam 9. tur taptek ediyor. Yani sinir bir şey anlatabildim mi? Adam oyun boyunca bununla perişan olma yaşamıyor anlatabildim mi? 9. tur geldiği zaman yukarıdan çekiyor 16. Peki.
Aa. Frostbolt mu var? Şimdi bizde bir tane daha var tabii arkadaşlar. O iyi olabilir. Veya 11'i çeksek. Tane daha var. Hadi bakalım. Oyunun başında bu kadar bayağı arkadaşlar bakın. Moshok Announcer'ı ıskalamak bana 6 damage'e mal oldu. Üzerine silahımı kırdı. Yani çok fazla damage soktu bana bedavaya adam. Yapamasaydı o kadar. Okey. Şimdi yine çok baskılı bir şey inmese. Meteorolojisi falan mı ya? Neyi düşünüyorsun acaba? Peki. O zaman bana hero power yapacaksın. En mantıklısı o. Evet. Dragon Roar'dan bir Alex ölmek olur. Bir işe yaramaz. Moshok yani yeni serideki en iyi ikinci kart filan. Klas kartlarını saymıyorum arkadaşlar. Sultraze ve Blast Wave en iyi kartlar ama onları saymazsak arkadaşlar arenada en iyi kartlar evet. Bir tanesi Dragon Maw. Wow. Geldi lan. Şimdi bir kalmayı kabul edecek miyiz? Bence bir kalmayı kabul edelim. Neyine küfür ediyor adam? Bal torbası lan. Adam Moshok Announcer'ı çalıştı. Üzerine tur gelince silahıma Corrosive Sludge indi. Neyine ağlıyor? Ağlamasın hiçbir şey. Hero Power yapması lazım 5'e 3'e. Öldürecek çünkü turn sonunda. İyi yayınlar, bol şans. 11-3 arena sonucu hocam. Tebrikler Umut'cum. 18 olmuş maşallah. Ne yapsak ki? İki tane Firefly. Amani Berserker insan Hero Power basıp Go diyebilir. Buna. İyi anlayamadım Berserker. Kokolojik oyundaki dragon sayısının paydaya koyup karesini alacaksın. Çok zor değil. Evet. Bir de şöyle bir şey var kokolojik. İki tane aynı dragon'dan gelme olasılığı başka bir şey. İki tane spesifik bir dragon'dan gelme olasılığı başka bir şey. Yani iki tane aynı dragon, mesela iki tane herhangi dragon, iki tane primordial direkt gelme olasılığı oyundaki dragon sayısını bir bölü yapıyorsun. Eğer iki tane nozdor mu dersen? Yani arkadaşlar mesela ben bu oyun şimdi şanslıydım sonunda. Yani adamın başındaki şansın yanında benim sonundaki şans hiçbir şey işe yaramıyor ki. Adamın çünkü baştaki şans sonsuz. Moshok Announcer'ı kalıyor, geliyor tak diye uzun vuruyor silahı. Ha bu arada 11-3 bitecek. Okey. Dediğim gibi oyundaki dragon sayısına bakmak lazım. NCA Project'in söylediği mantıklı. 30 dragon falan varsa ya 1 bölü 30. Aynı dragon gelme olasılığı. İki tane nozdormadan bahsediyorum. Spesifik o zaman 1 bölü 900. Arkadaşlar anlatabildim mi? Bakın. Tavlada çift gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Fakat spesifik bir çift gelme olasılığı 1 bölü 36'dır. Niye? Çünkü siz ne diyorsunuz aslında? Çift istediğiniz zaman.
herhangi bir ilk zar herhangi bir şey gelsin. İkinci zar ilk zarla eşit gelsin. Dolayısıyla ilk zar herhangi bir şey gelebiliyor. İkinci zar onunla aynı gelmek zorunda. Olasılığı 6'da 1. Dolayısıyla arkadaşlar şansınız 6'da 1. Fakat arkadaşlar spesifik çift istediğiniz zaman 3-3 istediğiniz zaman mesela diyorsun ki ilk zar da 3 gelsin 1 bölü 6. İkinci zar da 3 gelsin o da 1 bölü 6. 1 bölü 36. Hayır. Daha yüksek değil. Neden öyle bir şey olsun? Şimdi arkadaşlar normalde Microtech Controller'ı coinlemek isterdim ama bu elle kimi nereye coinliyorsun yani? 3 mana bir kart daha olsa coinlerdim zevkle. Şu an olmaz. Elimiz çünkü çok ağır gerçekten. Yo, random kartlarda öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey bilmiyorum random kartlarda. Discover'da class kartları 4 kart yüksek olasılıklı gözüküyor. Random kartlarda bir öyle bir olasılık modifikasyonu var mı ben emin değilim. Ben de ya mantıklı gelmedi bana. Çünkü şöyle bir şey düşün Can Aragon. Atıyorum Priest Dragon da verebiliyor. Nightscale Matriarch da verebiliyor. Çünkü class sınırlaması yok Dragon Roar'da. Oo Mete. Evet o da o da şöyle bir şey. O olaya Bernoulli Trial deniyor. Onu insanlar karıştırıyor çok. Ezildik güzelce. Eğer bir deneyin yani yapılan herhangi bir olayın iki sonucu varsa ya olur ya olmaz sonra Bernoulli Trial deniyor. Fakat bunu cahil insanlar herhangi bir Bernoulli Trial'ı %50-50. Yani yazı tura özel bir Bernoulli Trial. İki olasılığında sonuçların eşit olduğu bir Bernoulli Trial. Ama mesela yukarıdan şimdi top deck Mithril Spellstone ya gelir ya gelmez 1 bölü 2 değil ki olasılığı. 1 bölü 22 Lesser Mithril Spellstone gelme olasılığı yukarıdan. Vay ağzına sıçayım ya şansınıza bak ya. Abi nasıl oluyor bu iş ya? Nasıl oluyor bu iş? Bir bilebilsem ya. Kafayı yedirtirsiniz insana yemin ediyorum ya. Arkadaşlar Akros Veteran adamın destesinde değil. Random olarak geliyor ki 2'ye 1 ile benim 3'ümü öldürebilsin diye. Takıl yavrum takıl. Neyse ki arkadaşlar şey kıçımızı kurtaracak. Sul. Şimdi arkadaşlar ben gerizekalı rakiplerinden olmadığım için 30 olan bir adamın kafasına 4 vurmaya çalışmayacağım. Yalnız şimdi burada şöyle bir problem var. Acaba adamın secret'ı nedir? Çok güzel. Adam life oynuyor işte arkadaşlar. Umarım 6 vurandır. Tabii ki. Vuralım mı? Sonuçta her an kırabilir değil mi? Ya duralım. Altı var olsa rahat. Vallahi arkadaşlar anlamıyorum. Böyle güzel bir deste yapıyorum. Hemen arenanın başında ya 2-2 ya 3-2 oluyor. Sonra bir şey oluyor kaybediveriyoruz. Hep böyle. Hep böyle yani. Okay. Mena edikta. Peki. Vursana. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar iyi tabi. Küblamayı düşünüyorum çünkü açıkçası ben. Ama tabii küblamak da bir dert arkadaşlar onu. Değil mi? O da ayrı problem yani. Bunu küblamak da bir problem yani.
Şimdi onu kafama 5 yiyerek indirmek var arkadaşlar. Acaba diyor. Tabii şimdi arkadaşlar şey korkusu var. Pyroblast korkusu başladı ama bundan sonra artık sektirmeden Hero Power yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bir göreceğiz tabii. Ha, şu an bu oyun bitti aslında. Direct damage'da inebiliriz ama aşağı. Yani adamın burada hiçbir şekilde geçemeyeceği bir defansımız var ama arkadaşlar. Bir de tabii Cube'da da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani Cube'un ölmesi lazım. O ciddi bir problem. Cube'un ölmesi bayağı önemli bir problem yani. Sen ne yapıyorsun ya? He? Peki de. Well played. Abi öyle 1'e 1000 kart dezavantajı yaparsan olmaz ki. Ha. Oradan da lütfen poli. Ha yok. Peki. Şaşırtıcı. Peki. Vuracağım mı? Vurursa var ya. Oo. Şimdi arkadaşlar 3 kart çekmeye bence vaktimiz yok. Bence uğraşmayın biz o işte. Allah'ım sen affına. Çekeyim mi lan? Kaç kart var? 9 kart var. Bir kere 3 kart çekemiyorum lan. Yanıyor. Kartım yanıyor. Vay anasını sayın seyirciler. Çekmeyelim, çekmeyelim. Elimde 8 kart var. Yok ya. Hiç gerek yok uğraşmam. Artık bundan sonra Hero Power kaçırmam. Bu ne ya? 2 mana edik bir Frostbeam falan. Sen ne yapıyorsun oğlum öyle? Sen ne yapıyorsun dayı? Gel. Yani. Arkadaşlar mana diyelim zaten artık eskisi gibi bir kart değil yani. 2 mana bayağı ciddi fark ettirdik artık. Ama arkadaşlar bakın Destiny'nin biraz fazla ağır olduğunu hissedebildiniz değil mi? Bakın overkill oldu. Elim böyleydi. Yani şöyle bakın. Yendiğim sırada overdraw edebiliyordum. Bu ne demek ya? Biraz fazla yani anlatabildim mi? Biraz fazla yavaş yani Destiny'miz. İşte onun için arkadaşlar birileri açıp ağzımıza burnumuza vurursa. Bunlar güzel. Gönder abi. İki on dört ton idare eder. Fena değil. Fena değil. Evet. Evet. Ama biraz fazla ağır işte. Bence bu daha iyi. Şimdi arkadaşlar bakın. Ya elim bayağı ağır. Dolayısıyla bir yerde biz şeye ihtiyaç duyacağız. Coin'e ihtiyaç duyacağız. Onun için saklayalım coin'i. Peki. Peki 5 yedi. Frotin güzel arkadaşlar bence.
Şimdi arkadaşlar bu baştan vurduğumuz damage'lar bizim için bonus. Nasıl yapsak? Bu da fena değil. Şimdi Gloom Eater coinledim. Adam Gloom Eater'a bu artı hero power'la vurdu. Bu 1'e 4, bu ise 4'e 3 değil mi? Fena değil aslında. Fena değil ama coin'imizi kullanacak bir yer. Daha iyi bir yer. Şimdi arkadaşlar Rabid Worgen'i inersem Rabid Worgen'in kendisi 3'e 2 kalıyor ve şeyle bedava ölebiliyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Adam umarım dedim Floating Berserker'ın çok tehlikeli bir yaratık olmasından korkup Floating Berserker'a vurur. Benim elim aslında ağır. Preparation mı? Arenada. Lütfen şey bulur musun? Super Collider. Ne oluyor be? Bırak benim klasımı. Preparation olmaz bir şey. Preparation arkadaşlar arenada asla olmaz ya. Helal olsun. Hadi. Sultraze. Olsun. Bir yaklaşık sonuç. Arkadaşlar manamı saklamaya çalışıyorum ki. Yani coin'imi. Çünkü coin'le yani her tur etkileyici bir hareketimiz var. Mesela gelecek tur Tarlard coin'leyebiliriz. Bir tur daha sabredersek Charge Devil Zor coin'leyebiliriz. Elbet yapacak bir şey var. Benim bu kart ya. Bu kart pek hoşuma gitmedi açıkçası. Peki. 2'ye 2 artı 1 damage. Face'ci oldum bir anda. Peki. Şimdi ne yapsam emin değilim bakın. Aslında. Ama bu yani abi desperate seas I roam. Ya böyle olmaz ki abi, hep çalışıyor. Adamın elinde bir tane silah, bir tane de kombolu kart var değil mi arkadaşlar? Şimdi o silahla bize vurursa eğer... Peki. Ne yapıyorsun anlamadım. Yani asasını hiç çıkarmaz inşallah. Peki. Yenecek adam beni o yaratıkla sor oluyor. Eline alacak bir tane kapıya. Vay anasını, adamın indiği secret'a bak. Boşa bunu inelim. N-
Şimdi arkadaşlar adamın elinde bir adet silah var. Onu biliyoruz. Ve taptaki var. O sorun değil bizim için. Peki. Öldürmemizin yolu yok değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu eğer şu 8'e 8'e vurdursa oyunu kaybediyoruz. Direkt. Bakalım bir. Yok kaybetmeyiz abi. Ya bu yine mi çalıştı ya? Abi yine mi çalıştı ya? Abi! Abi yine mi çalıştı ya? Abi yine çalıştı ya kart. Abi kart yine çalıştı ya. Abi kart yine çalıştı abi. Allah Allah. Abi kart yine çalıştı ya. Ben anlamadım ki olayı ben ya. Ben olayı anlamakta güçlük çektim. Ben olayı kavrayabilmekte biraz yani idrak yolu enfeksiyon çünkü. İdrar yolu değil de idrak yolu. Bu ne abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Ya ben sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya. Abi yeter ya. Yeter artık çalışması ya. Abi bu nedir ya? Oh. 8 life'ını da güzelce aldı tabi. %50 değil. 4 kere %50. 1/16. 4 kere yani sanıyorum. Hadi abi 2'ye 4 ile 1'e 5'e vuracaksın. Çıkan 1'e 1 poisonous'ta da 1'e 5'e öldüreceksin. Hadi hadi. Uzatmadan. Biliyoruz hareketi. Evet okey. Al bakalım. Tamam. İnanılmaz ya. Abi inanılmaz ya. Arkana Reaper gelirse öldürebiliyor muyuz? Hayır öldüremiyoruz. Adamın elinde hala silah var. Her neyse o silah. İşte arkadaşlar Gore Hall'la ölmemeye çalışıyorum. Belki Gore Hall'la falan finishing. Abi. Abi çok tatlı gidiyorsunuz ya. Oynayamıyorum karşınızda yani. İnanılmaz önde olduğum oyunlarda oynatmıyorsunuz bana oyunu ya. Oyna bakalım. Arkadaşlar ne kadar öndeyim ya o? Oh, Allah'ım Allah'ım. Peki peki. Destemiz şöyle. Özenle arkadaşlar aldığımız ucuz kartlar oyunun başına atlatmamızı sağlıyor. Sonrasında zaten çok fena tokatlıyoruz. O güzel bir şey yani. İyi ki almışım arkadaşlar oyun başı kartlarını. Çünkü yani gerçekten 2 Sultraze bayağı life isteyen kartlar arkadaşlar. Ya pataküte pataküte yaratıklara vuruyorsunuz. Hepsi atağını bir kere vurmuş oluyor. Sorun değil, sorun değil.
Agro yasak, agro serbest. Beğendim, güzel. Evet, Pit Fighter vardı, bacı yumrucu, çok haklısın. Biraz daha yapmaları lazım arkadaşlar şöyle kart. Yani hiç yapmıyorsun, yapmıyorsun. Bir anda 5 manaya 6'ya 5. Hayvan gibi avantaj olan yaratık çıkartıyorsun. O ne abi? Hocam, bu Hunter'ın Legend'ı var. Evet, Halazi. Yani ben o Dogun destesini yaptım. Bence iğrenç bir deste. Şimdi arkadaşlar, bu adamlar, bu Doglar, Moglar, bunlar çok iyi oyuncular, tamam mı? Bir, önemli. İki arkadaşlar, onlar da bu destelerle çok fazla oynamıyor zaten. Birkaç oyun atıyor. Adam desteli bir iki oyun başarılı oluyor. Onu koyuyorlar YouTube'a zaten. Desteyi bir halt sanıyorsunuz. Ama deste bir halt değil. Ben size onu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar da bir şöyle oluyor. Yüksek Legend'da herkes doğru düzgün oynamayı bildiği için arkadaşlar tuhaf bir desteyle gelmek avantajlı oluyor. Çünkü arkadaşlar adam Old Paladin'e karşı oynamayı mesela mükemmel bir şekilde biliyor zaten. Ah be. Şunu öldürebilsek efsaneydi. Neyse arkadaşlar, azı atalım, canını sıkalım herifin. Bir dakika. Yapamıyoruz değil mi bir şey? Şimdi işte arkadaşlar, adam kendi başının çaresine bakmak zorunda şu an. Hani beni dövmekle uğraşamaz. O da benim için çok büyük avantaj, çünkü oyun uzayınca zaten biz iyi duruma geliyoruz. Güzel arkadaşlar, halledeceğiz onu. Halledeceğiz onu. Al bakalım. Phoenix iyi oluyor ya arkadaşlar. Ya Halazi güzel kart. Şunu bir şekilde çalıştırabilsek güzel olur ama şeyimiz yetmiyor. Aman ne güzel kar. Bu arada arkadaşlar şunu unutmayın. Bir dakika. Commanding Shard'la Poisonous yaratığa vurmak bir işe yaramaz. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum ama ben söylemiş olayım. İşe yaramıyor. Avantajımızı götürdü adam tabii ki. Arkadaşlar yani 4 silah var. Ya hepsi birden geliyor ya hiç gelmiyor. Biraz zorluyor beni. Ben açıkçası bakın oyunun bu aşamaları arkadaşlar silahla çözüm bulmak istiyorum. Hiç gelmiyor yani. Hop. As long as it keeps out arrows. Silah sonunda. Bunu alalım. Şunu bir yapabilseydik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar silah iyi oldu, çünkü silah benim hit point'imi 30'un altına indirecek. Bir. Bir de arkadaşlar şu iki yaratığın hit point'ini de altına indirirsem 2 manaya sprint olur, oyun biter. Çünkü bizim zaten destedeki kart kalitemiz Hex kötü olur, evet. Umarım yoktur. Ama arkadaşlar şu Battle Rage'i biz mantıklı bir şekilde atabilirsek yeneriz. Cere Bey, lütfen bana akıllık yapmaya çalışma ya. Heh. Olur mu? Senden bunu rica edebilir miyim? Akıllık yapmaya çalışma bana. Olmuyor arkadaşlar. Adam izin vermiyor belli ki. Şöyle mi yapalım? Rage eskiden 3 manaydı fakat bütün masadan çektiriyordu. Rakibin ve senin damage karakterlerinden çektiriyordu. Sonra 2 manayı indirdi, bu hale getirildi. Bence hoş. Lightning Storm. Mükemmel. En azından arkadaşlar. Okey. Evet. Şimdi bu bir manaya çok ciddi bir şey çıkartmazsa bitecek oyun. Çünkü ben heal diyorsun. Olur abi. Tabi healing totem geldi arkadaşlar 4'te 1 olasılıkla ki ben ezilebileyim. Önemli bir şey biliyorsunuz. Evet. Şöyle yapalım şimdi. Bir dakika. En önemlisi bu. Bu 1. Bu %100. Bu 2. Bu da %100 değil mi? Efendim bu 3. Tamam.
Oyunun bitmesi lazım herhalde. Yani işte arkadaşlar onu bedava öldürmüş olduk. Okey. Yani zaten arkadaşlar böyle bir kart kalitesine sahip destede hani 2 manaya 3 kart çekmek fazla. 2 manaya pardon 4 kart çektim, 3 kart çekmedik. Double Sultraz'a geldi peki. Bir dakika. Sultraz'a ne biliriz aslında? 3 buraya vursam tak 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 hepsine vurabiliyorum değil mi? 3 kaldı. Biraz life alacak ama sorun değil. Hop. Oh. 25 oldu adam, okey, sorun yok. Arkadaşlar tur gelince bir daha Sultraz'a var, öldürürüz. Yani bu desteği arkadaşlar dediğim gibi o 2 manaya 4 kart çekme filan. Hayır. Ölüyor ölüyor, evet onu söylüyorum, Mokrakanta. Çünkü arkadaşlar Commanding Shout diyor ki bu turn yaratıklarınızın hit pointi 1'in altına inemez diyor, tamam mı? Poisonous da diyor ki ben bir yaratığa vurursam destroy ederim diyor arkadaşlar. Hasar yemez demiyor. Yani birken atıyorum buna vurdunuz. 5 vuruyor adam. Fakat siz hit pointiniz 1'in altına inemediği için ölmüyorsunuz. Sultraze. Tont dinlemez oğullarından. Ama arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bütün oyun öndeydim. Ve eze eze oynadım. Değil mi? Ve arkadaşlar 15 kaldım sonunda. Yani benim yardım bu. Ooo Burak'cığım hoş geldin. Furaya Weihnachten. Güzel insan. Burak'cığım sağ ol. Nasılsın? Görüşemiyoruz. İyice Path to Exile'cı oldum be. Path of Exile pardon. Path to Exile Magic kartıydı. Weapon bu serinin en iyi iki arena kartından biri. Bir Blast Wave, iki bu. Hatta bir bu, iki Blast Wave olabilir. Sultraz'e akıl almaz bir kart. Sayın Can geldi karşımıza. Snipe vakti. Tanıdık geliyor bir yerden ama. Eğer Snipe'la yenilirsek bu desteğe biraz yazık olur ama bakalım. Göreceğiz. Hayır, zarar görmüyor diye bir şey yok. Can. Bak düzelttim o konuyu ben. Zararı yiyor fakat birinin altına inmiyor arkadaşlar. Bakın işte onun için burada wording çok önemli. Yani ne yazdığını bilmeniz çok önemli. Commanding Shout da diyor ki bu tur yaratıklarınız birin altına inmez diyor. Hasarlarını yiyorlar. Sadece birin altına inemiyorlar. Tamam. Dolayısıyla bütün poisonous yaratıklarla ölürler. Şimdi Jere Bey adlı akıllı arkadaşımız diyecek ki ama sıfır ataklı poisonous yaratıklar vurursa ölmez diyecek. Tabii yanlış değil. Vuralım arkadaşlar. Masaya ilk o geldiği için önce onun detaylı çalışacak. Yani o benim yaratıklarımı vurmayacak. Okey, vurmadı. Ne yapsak? Böyle mi yapsak? Oo, snipe gibi durmuyor bu arada. Yani arkadaşlar bu ben bir şeyler söylerken inanılmaz aşikar şeyleri söyleyerek düzeltme yapmak, yani kendisi tatmin ediyorsunuz bir şey gibi bilmiyorum ama biraz tuhaf bir hareket.
Oo. Yani arkadaşlar adamların şansı ya. Ve bakın şey yok. Tur gelince kartı bile yanmıyor. 4 random mage kartı aldı. Bakalım arkadaşlar. Kötü değiliz. Elimiz çok iyi ama tabii yani 4 random mage kartı da bayağı iyi oldu arkadaşlar bir kartla. Tabii vurmasa zaten dişimi kırardım. Çünkü arkadaşlar Q'la verim alacaktım ya. Bakayım ne yapıyor? Aa! Bu iyi oldu. Çünkü onu Q'layacağız biz. Şimdi arkadaşlar bir 3'e 2 çıkarttık. Bu öldüm 2 tane daha 3'e 2 çıkacak. O 3'e 2'lerde öldüm 2 tane daha 3'e 2 çıkartacak. Ama tabii polimorf yoksa. Şimdi elimde 4 random spell var. Ne yazık ki polimorf bir realite. Mümkün yani polimorf olması. Peki. Şimdi Sultraza ile çok fena yapacağız. Veya Crowd Roaster'la yerine göre artık. 4 kartta bayağı ezdi ya. Peki. Bu tabii inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi Sultraza'ya bakalım. Bu arada Dragon Roar inanılmaz iyi verdi tabii. Ölür yahu. Arkadaşlar hasar yemedi sayılmak diye bir şey yok. Bakın 20 kere açıkladım. ZDD. Dinleseniz oğlum lafı. Yaratığın damage'i yememesi diye bir şey yok. Damage'i yiyor yaratık. Anladınız? Sadece birinin altına inemiyor. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Fantaziler. Kombolar. Peki. Peki canım. Şimdi arkadaşlar 3 kart çekebiliyorum. Ve az buz değil değil mi? 3 kart çekmek. Çeşitli hareketlerimiz var tabi. Sultraza hareketi var. So many choices. Bu iğrenç herif niye geldi yine acaba buraya? Oo. İdiri var galiba sanki arkadaşlar. Sonic Boom. Bir dakika bunun 5 olması yalnız benim söylediğim şey yanlış mı çıkarttı? Biriken yemiyor mu damage? Bir dakika aklı olabilirsiniz o zaman. 5 oldu bu 6 olmadı değil mi? Yok. Actual damage yenmiş olması lazım herhalde. Flamesack bulmazsan güzel olur. Bu arada Flamesack bulsa bile canını sıkarız da. Var mı Flamesack? Tabii çok spell aldı arkadaşlar şimdi adam. Sonuçta adamın 4 tane random spell var. Ama hani Warlord. Peki. O bana kar etmez. Şimdi arkadaşlar artık biz bence Lethal oynayabiliriz bu oyunu. Bayağı vurabiliriz yani. Al. Sultraze. Takır. Tukur, takır, patır, kütür. Bayağı vuruyoruz yani arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bir şey var. Adam gelecek dur karşımıza Serenay Çengeng'in diyelim tamam mı? Ben Sultrazel'le iki tane Serenay Çengeng'e vurup üzerine Arcanite Reaper inip adamın kafasına vurabiliyorum bakın. Az bir hareket değil. Şimdi gerçekten çok fazla kart buldu. Yani şurada bir masa temizleyiciye şikayet etme hakkımız yok. Umarım bulamaz ama. Blizzard. Ama Blizzard iyi olmaz. O ne öyle? O da pek iyi olmaz. Peki. Büyük ihtimalle Ice Barrier diyorum ben. Üç, beş, altı, yedi, on bir. Şimdi bir dakika arkadaşlar şöyle bir bakalım ya. Evet. Ne yazık ki Ice Barrier.
Iceberry olmasa Lethal var çünkü. Şöyle yapabiliriz ama bence. Yine de. Sonuçta arkadaşlar her ne kadar life yüksek olsa da hala şeyde bir olasılık var. Oh ya. Yani Arcanite Reaper'ı indirebiliriz aşağı. Evet, damage yemediyse hay Allah. Ne çok hareket var be abi. Ne çok hareketiniz var ya. Bir daha Sultraze. Abi hadi artık. İşte arkadaşlar Blast Wave sayesinde oynuyor tabii Sayımcan. Bu arada Sayımcan ben ad tanıdık geliyor. Sanki kanalda böyle bir insan vardı. Veya benzer bir nickname'le. Uyduruyor olabilirim ama Snipe yok. Snipe yok. Evet arkadaşlar sanıyorum ölmeyecek Poisonous. Çok tuhaf yapıyorlar her şeyi ya. Bunu denemek lazım arkadaşlar. En mantıklısı evet. Bir tane birebirle commanding shout atıp Poisonous'a kafa atmak lazım. Ölecek mi ölmeyecek mi görelim. Çünkü arkadaşlar ya aslında çelişmiyor ya. Yani şimdi şöyle arkadaşlar. Bir dakika oyun bitsin açıklayayım. Peki. Bombe. Yani ölürsün. Peki. Hala ölüyorsun. Ölmedi abi. Ya bu nasıl bir azimdir ya? Adam diyor ki ölmeyeceğim. Bir dakika hayır ölüyor. 3, 5, 8, 7, 5. Öldü. Neyse. Şimdi arkadaşlar hoş bir etkileşim var. Bence bu arada Poisonous hala ölür. Bakın şöyle bir şey oluyor. Şimdi Frothing Berserker diyor ki arkadaşlar eğer bir minion atak yer, hasar yerse bir atak alır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bir healthli bir yaratık hasarı yiyor. Fakat commanding shot birinin altına inmesine izin vermediği için arkadaşlar hit point'te gerçek bir değişme olmuyor. Bu şey gibi arkadaşlar. 30 hit point'li bir insanı Northshire Cleric'le heal etmek gibi. Bir hit point'in altına inemez denen bir yaratığa arkadaşlar. Bir hit point'i varken damage vurulunca damage'i yemiyor gibi oluyor. Ama aslında damage'i yiyor. Anlatabildim mi? Ama hit point değişmediği için arkadaşlar. Yani Frothing Berserker'ın tanımı hit point'in değişmesi üzerine kurulu olduğu için Frothing Berserker çalışmıyor. Ama bence damage yemiyor. Çünkü arkadaşlar damage'in yenmeyeceğini söylemiyor. Dolayısıyla bence hala bir hit point'li bir yaratık. Commanding Shout varken Poisonous bir yaratığa vurursa ölür. Ama Frothing Berserker'da atak almaz diyorum ben. Ama %100 değilim tabi. Yani bu hareket sayesinde şu an daha az eminim demin konuştuğumda. Ha ölüyor mu diyorsun? Bence de ölüyor olması lazım. Çünkü arkadaşlar kartın hiçbir yerinde damage yemez yazmıyor. Damage yiyorsunuz yani. Sadece birinin altına inemiyorsunuz. Sayımcan sen misin? Hoş geldin. Bakın doğru hatırlıyormuşum. Sağ ol vallahi sen. Ben esas senin centilmenliğine teşekkür ediyorum Sayımcan. Snipe Snipe etmenin efendi gibi oynadın. Sağ olasın. Koyalım bu maçı da o zaman madem YouTube'a. Sayımcan'la olan maçımızı. Bak uydurmamışım. Şimdi arkadaşlar Arete Weapon Smith iyi. Prevents dediğini mi? Prevents demediğini mi demek istiyorsun? Prevents demiyor çünkü. Hayır 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 can. Mekanik hatası yok işte bak. Zaten olayın inceliği ve hoşluğu orada. Hepsi düzgün çalışıyor. Frothing Berserker'ın atak almaması lazım. Fakat yaratığın command inşaatı vurunca ölmesi lazım. Çünkü bak Frothing Berserker yaratıkların hit point'indeki gerçek değişmelerle çalışıyor. Değişmiyor yaratığın hit point'i. Yaratığın hit point'i 1
ve 1 kalıyor. Hiçbir şey yapmayalım. Gece tur bunu coinleriz. Bunu coinlesek mi? Gerek yok bence. Commanding Chant does not prevent from minions from dying. Evet. Aslında hayır ama o da yanlış. Söyledim yanlış. Damage prevent etmiyor Commanding Chant. I can't be reduced. Biraz wording'i kötü. Biraz wording'i kötü evet. İfadesi kötü biraz. Şimdi arkadaşlar tabii Frost Rider kötü oldu. Yani ben istediğim avantajı sağladım ama adam şimdi Frost Rider'la beni öldürerek o da kendi istediği avantajı sağlayacak. Okey. Şuradan bir işe yarar bir şey girebilir mi? Kötü değil aslında. Vuralım. Adam çok cevap veriyor ya bize. Bir de yani indiği kartlar da bizimkilere bayağı ters. Bakalım. Ne arkadaşlar Rapid Worgen'la verim alamıyorum değil mi? Başlayacağım ha. Neyse arkadaşlar Commanding Shall'la Rapid Worgen'ın kombosu var. Cık. Allah Allah. Bu ne ya? Yeter ama her şey ters geliyor. Neyse arkadaşlar uzuyor ama tabii Warrior'a Warrior olduğu için uzaması o kadar iyi olmayabilir bizim için bu sefer. Çöp. Oo. Bir Warpath vakti geliyor arkadaşlar size söyleyeyim ben o işi. Bayağı kötü ne yapacağız? Abi şu kart niye bana karşı işe yarıyor ya? Ya. Şimdi arkadaşlar en azından Warpath var. Ama fena yiyeceğiz kafamıza. Okay. Of 5 oldu herif. Şimdi ne çıkacağı çok önemli. Warpath benzeri bir o inanılmaz bir misplay. Allah razı olsun. Heal diyecek herhalde onu geri ama ben çok ciddi misplay yaptım. Yani arkadaşlar burada biraz çok güzel tabii taktik. Ellerine sağlık. Ya arkadaşlar. Ya. Abi nasıl ya? Yani her şey oluyor ya şeyi kullanamayayım diye. Abi Warpath atamayayım diye yani bu kadar büyük yani. Abi bu kadar büyük defanslar olur mu ya? Ya abi minimumu 4-5 ya Allah Allah. Abi bu. Ya şundan bir hit yiyeceğim. Azmetti. Azmetti ondan bir hit vuracak bana. Vuracak. Azmetti bir hit vuruşması lazım. Abi yapma ya. Ya bir Steel Rage'i var, Charge Devil Zoro'u var, Warpath var. Şundan bir hitten kaçınamıyorum ya. Tabii ki. En normal, en doğalı bu. Abi bu kadar salak olunmaz ya. Adam Warpath'le clear veriyor. Veremedi tabii.
Elinden geleni yaptı ama Warpath'le clear veremedi. Ama yine de bayağı temizliyorum. Görüyor musun hatayı? Tabi bir mana olsa bitmişti o. Bir mana. Okey. Abi lütfen yalnız efektler filan ha. Şimdi çok fazla efekt giriyor da arkadaşlar. İp bitmesin, ondan korku içerisindeyim. Neyse ip bitmez herhalde. Buna vurmasa bu sağ kalacaktı. Abi yeter ya. Ya Warpath var abi, adamlar en az 5-6 el tiniyorlar ya. Felsol inkıştırmıyor ya adam. Okey. Abi bir şey daha yapmazsan mahvedeceğim seni. Şimdi arkadaşlar fena değiliz. Life biraz azaldı yalnız, 11 kaldık. O tatsız ama olsun. En azından adama cevabını verebiliyoruz. Al bakalım canım. Ama işte arkadaşlar 11 kaldık. Mesela bir Arcanite Reaper tehlikeli şu an. Adam bu kadar kötü oynamasa burada yok olmuştuk biz. Şimdi adamın elinde 2 tane random dragon var. 2 tane bilmediğimiz şey var. Okey. Of Allah. Peki. Execute varsa kaybedeceğiz onu. Abi nasıl yahu? Dragon var. Evet. Onu bir küçük oynadı, niye oldu aferin. Bir küçük oynadı onu. 4 yerine 4-3 oynadı adam. Aferin. Beşi altı. Biz ondan damage yemeyelim. Kötü arkadaşlar, farkındayım ama ölmek üzereyken bu bak. Dört, altı, sekiz, iki tane, iki, dört taunt sağ bırakabilir ne yazık ki. Evet. On kaldık mı? Peki. Adamın destesi çöp. Şurada bir Warpath daha olsa. İşte arkadaşlar tabii burada Warpath yok. Beş alt, altı alt, beş alt, altı alt geliyor. O zaman Warpath var. Bir milyar alt varken Warpath var. Öldürelim mi? Öldüreceğiz. Yani şu bizim son umudumuz şu an arkadaşlar. Onu geçemezse, bu arada onu geçemiyor şu an. Top tek yapamazsa eğer bayağı ezeriz. Execute'u falan da bayağı dağılırız. Tamam abi 26'sın. Oh be. Biraz nefes alındı. Şimdi arkadaşlar kafamıza göre öyle suldurayız da pataküte pataküte de yapamıyoruz çok. Yani tabii istersen yaparım da life yok ya. On iki, sekiz kalacağım değil mi? Hero Power'da basınca. Şimdi tabi arkadaşlar Warrior olarak şeyimiz olduğu için adı neydi? Düzenli Life Game 22 adam. 5 damage, 9 damage yok. Gerek yok. Gelecek dururuz belki. Şimdi arkadaşlar bir şekilde bir execute tap tak ederse içeri hasar geçiremez.
Çünkü ben Warrior'ım şimdi. 8'im. İndiremez beni yani. Okey. Frost Rider çok pis patladı ne yazık ki. Okey. Peki. Şimdi arkadaşlar 22. Yarası 24. 5 vurdum 19 kaldı. 4 vurdum 15 kaldı. Spellstone tur genci öldürürüz. Maybe. Değer herhalde. Top deck Warpath bekliyorum adamdan. Yani arkadaşlar demin Lethal bulamıyordum. Şimdi bulabiliyorum. Artık vurdum. Bir şey çıkartması lazım. Arkadaşlar ne olur ne olmaz ölmeyeyim diye Dragon Roar atmaktansa armor aldım. Çünkü mesela bakın. Tehlikeli bir şeyler çıkartabilir. Peki. Bakalım ne var. Roar'umuzu atalım mı atmayalım mı? Roar atmasak daha iyi herhalde değil mi? Roar atmasak daha iyi. Şimdi arkadaşlar niye vurdum? Çünkü destede bir Sultraze bir de Arcanite Reaper daha var. Ve yani şu an adam görüyorsunuz ucunda sallanıyor. Ölümün eşiğinde sallanıyor yani. Güzel. Bir daha mı çektim ben abi? Peki. Neyse arkadaşlar bu taunt diğeri kadar büyük değil. Öldürebiliyor muyuz? Öldüremiyoruz. Alakası yok. Ama silahlardan birisi çekersek öldürürüz. Phoenix öldürmez ama Sultraze veya Arcanite Reaper öldürüyor. Bir ol yapma oğlum şöyle şeyleri. Sonra kanala insanlar yapınca atıyoruz insanlar alınıyor. Selam Kubila hoş geldin. Phoenix öldürme ya. Niye öldürsün Phoenix? Bir dakika 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hayır öldürmüyor. Adam Hero Power basacak. Ha, Hero Power basmadan gol diyor. Aşağılık ya işte. Abi niye konsept etmiyorsunuz? Ayıp bir şey değil ki yani. Peki. Arkadaşlar hesap yani yapmıyorsunuz herhalde pek. Yetmiyor hayır. Komple beklettirir bize. Atmasın Rage Quit kapatsın doğru düzgün konsid etsin bok mu var? Execute mu? Ne diyorsunuz ya siz? Ne execute? Magni versus Druid. Şimdi arkadaşlar Phoenix kalsa mı gitse mi? Gitsin ya.
Şimdi ikisi de iyi kartımız ama. Ve çok ağır gelirse. Yani ne kadar gold olsa o kadar gold. Zaten bir aydır falan aynı gold. Ha, Allah. İşte bakın arkadaşlar, burada Firefly desteği en iyi kart oluyor. Şu oyun Firefly'ın gelmediğini düşünün. Biteceğiz, direkt biter yani. Firefly da bize biraz mücadele şansı veriyor. Darkest Dungeon biraz bizde kaynadı ya. Kaynadı. Evet. Şimdi arkadaşlar bayağı fena çektik ya. Umarım şu Firefly'larla biraz dayanabiliriz. Venge Save Us, branşlı astronomi. Oo, eski bekleticilerden adam. Valla o işte bu NCA Project var ya, demin kanaldaydı Cem. Biz onu Cem'le beraber oynamıştık. Yani daha doğrusu Cem oynuyordu, ben yanına gitmişim. Yanımda bitirdi oyunu. Bir şekilde oyun benim için spoil mu oldu ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Tam benlik bir oyun aslında. Burada arkadaşlar coin olmaz. Şimdi bakın. Burada coin'i doğru kullanmak arkadaşlar oyunu değiştirir. Şimdi bakın. Bende hiçbir şey yok arkadaşlar. 4. tur falan. Yani bu coin arayı bağlamaya kullanılacak. Ama arkadaşlar nerede arayı bağlayacak onu bilmiyoruz daha. Çünkü tatbiklerimize göre değişir. Yani şöyle bir şey. Ben şimdi 5 manlık bir kart daha çekersem 4. tur Arcanite Reaper veya çektiğim 5 manlık kartı coinleyebilirim. Of. Wargun fena değil aslında. Değil mi? Hiç fena değil. I'm fast and furious. Peki. Vurayım mı? Gerek yok bence. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar Arcanite Reaper düşünebiliriz belki. Holy. Old Mage biraz zayıfladı. Nerfler Old Mage'e yaramadı. Şimdi arkadaşlar bir de bazen enteresan bir şey oluyor. Nerfler geliyor mesela. Destek hiçbir kart nerflenmiyor. Fakat destek kötülüyor. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? İşte metagame. Nerfler arkadaşlar başka desteklerin hortlamasına sebep oluyor. O hortlayan destelerde eskiden piyasada olan desteleri yeniyor. Deste zayıflıyor. Mesela Old Mage şu an zayıfladı arkadaşlar. En azından bizim oyunumuz Control Old Mage daha zayıf. Şu an böyle bir secretlı versiyonu var. O biraz problem oldu. O biraz değil, bayağı çok problem oldu aslında. Şimdi arkadaşlar Arcanite Reaper coinleyebiliriz. Fakat Arcanite Reaper coinlerse gelecek tur bir tek Eggnapper yapabiliyoruz. İdare eder mi? Eder tabii, etmez değil. Coinleyelim bakalım. Çok iyi değil tabii. İşte arkadaşlar 5. tur Eggnapper. Çekeceğimiz karta göre. 6. tur Sultraze. 7. tur Spellstone. Bayağı da ezer. Şimdi tabii arkadaşlar adamın artı 1 artı 1'i var. O sinir. O sinir bir şey. Now how about... Şimdi bak, maybe one day öyle açlık yaparsan bir uzinlerle oyunu kaybedersin. Şimdi en azından Arcanite Reaper'dan biraz bir verim aldık. Allah'tan bir diğer 2-3. O da bir çok iyi oluyor. Güzel arkadaşlar bu top deck. Şimdi arkadaşlar 6. tur Sultraz'a gelecek. Yapacağız yapacağız. Nerf sonrası videosunu yapacağız arkadaşlar. Ne geliyor bakalım. Sultraze ile ölen bir şeyler çıkart bakayım. Öş. Bu işte kötü oldu ben. Yani arkadaşlar Sultraze ile vuramıyorum bile. Ve yapacak hiçbir şey yok. Sultraze'ye inmek zorundayım. Uz çıkarsa oyun kaybedeceğim. Bayağı tatsız ya bu iş. Arkadaşlar boşa gitmesin. Ne yapayım? Boşa gideceğine bir tane vurayım bari.
Şimdi arkadaşlar yoktu en son Uzu ama ya life alıyor. Ya life alıyor. Çok sert. O kart oyun bitirir tabii arkadaşlar. Maybe. Ve ne yazık ki 7 vurabiliyoruz arkadaşlar. O da çok tatsız. Aslında şöyle yapabiliriz. Amani Warbear'i vermeyip 1, 2, 3, 5 vurup tak tak bunların ikisini aşağı alabiliriz. Arkadaşlar pump'lı overkill'li yaratık çıkarttı adam ya 2 tane. Bayağı rahatsız edici. 1, 2, 3. Kafamı 12 yiyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar Spellstone çok hızlı oyun bitirir ama tabi adam çok çok okkalı bir yaratık koydu karşımıza. Onun için açıkçası yapamadım. Maybe one day'ciyim benim. Ah ah ah. Sen overkill ne biliyor musun? Eyvah abi ne yaptın? Neyse öldürebiliyoruz en azından. Şimdi buradan lethal zorlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi adam 22 oldu işte arkadaşlar. Little umutlarımız sona erdi. Dördü dört dair. Maybe one day. Vallahi arkadaşlar sıkıcı ama ben 13 iken 5 damage'ın yaratığım atılması benim için iyi. Okay. Peki. Güzel tap tek. Evet, sonunda biraz damage'i dağıtmış. Şimdi arkadaşlar 15 damage'ımız var. Yani adam Hero Power basmak zorunda şu an. O da güzel. Ya X-Lead çok ucuz öldü arkadaşlar. Şanslıyız. Bence arkadaşlar top tech konusunda bu adamın yanında bir hiçiz ama. Adamın şansı gerçekten çok inanılmaz seviyelerde. Al bakalım. Olaya bak ha. İki tane overkill'li yaratık. Adam toplam arkadaşlar oyun boyunca 14 armor aldı. 14 armor aldı. 14 lan. Tabii ki bir şey var. 14 armor ne ya? Mesela şu an bakın hala ölüyor taunt çıkarması. 5'e 2'yi öldürüp tamam tabii ki. Şimdi o 4 mana taunt çıkması öldürüyorum ben onu. Tabii ki öldüremedim. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Ben şaşırmıyorum abisi bu adamlara. Abi nasıl ya? Nasıl abi? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor yani bu iş? Black Knight artı Rush ya. Vay anasını. Peki. Taunt. Güzel. Kime? Ölüyoruz şu an. Tabii ki bir şey daha var. Ya başka türlüsü olabilir mi? Yani bir şey daha olmaması mümkün. Mümkün değil ki. Mümkünat yok arkadaşlar. Mümkünatını kontrol ettik ve baktık. Yok yani mümkünat. Yani ikinci bir hareket çıkmamasının mümkünatı yok. Anladın mı? Yani 5'e 7 taunt rush yetmiyor. Üzerine rat atıyor. Black Knight yetmiyor. Üzerine bir tane de rush çıkartıyor. Abi ne oluyor ya?
Ama abi yeter ama artık abi ya en son diye. Abi bu saçma oldu artık yani. Abi saçma oldu ya bütün pinini bitirdim en son Ultimate Infestation ötesini artık. Abi yeter yani. Ne şans varmış ya? Ya bu en sonda Uz çıkıyor ya. Abi bu ne gözünü seveyim bir daha armura. Vay anasını ya. Peki abi. İkinci Black Knight'in abi. Rahat tut kafayı. Ya arkadaşlar adam oyun boyunca 12, 17, 23, 26 armor aldı ya. 26 armor alıyor abi adam. Abi 26 armor alınır mı ya? Ya Ultimate Infestation'ı bak çok sıkıştığında attı. Onda da yine de kart yakmadı. Peki. Bir şey daha atıp bunu öldür yalnız. Onu sağ kalmasın. Okey. Peki. Bakalım. Atak yok. Peki. 6'ya 10'um ben. 8'e 9 olacağım. Doğru mu? Emin değilim arkadaşlar o işten. Fatigue olayını düşünüyorum da. Emin değilim. Biraz riskli bir hareket gibi. Black Knight ne ya? Ya artık arkadaşlar yani Ultimate Infestation'da bari bir kartı yansaydı ya. Yani hiçbir şey kaybetmedi ya. Okay. Şimdi arkadaşlar 6 kart elinde var. 6 kart destesinde var. Toplam 12 adet kartı var. Göreceğiz. Mükemmel tabii ki. Okay. Warpath burayı kurtarır arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bakalım arkadaşlar bir şey çıkartmazsa. Ben arkadaşlar yenebileceğimi sanmıyorum. Yani şöyle. Normal yollarla. Fatigue'e gelmesi lazım oyun diye düşünüyorum. Savage War Taptak etmezsen çok hoş olur. Açıkçası. Güzel. Güzel. Cube kazanacak arkadaşlar bu oyun çünkü. Bana öyle geliyor en azından. Vur abi hepsiyle. Vur. Bir şey daha var adamda ama ne var acaba? Evet. Warpath. Arkadaşlar şimdi adam tabi Ultimate Infestation'dan dolayı kart avantajı yapmış durumda. Farkında olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız emin değilim.
Şimdi ne yazık ki bir Warpath masayı temizleyemiyor. Peki. 6, 8, 10, 12, 13. Sevucor öleceğiz. Şimdi arkadaşlar bence cube'lamamız lazım. Şeyi. Bizim elemanı. Tabi Sevucor Little. 6, 8, 10, 12, 13. 23, 25, 26 vuruyor. Sevucor öldürür. Çıkmaması lazım artık. Peki. Bizim 3'e 2 öldürecek, onu öldürecek. Peki, peki. Hareket var aslında arkadaşlar şu an. Bakalım, göreceğiz. Okay. Şimdi o 1'e 5 kaldı. Doğru muyum? Şimdi arkadaşlar, bu buraya vurdu. 1 kaldı bu. Warpath atıldı. Bu öldü, değil mi? Bu 6 kaldı. Bunun üzerine vurdum. Bu 3 kaldı. Üzerine Warpath'lerin kalanını attım. Galiba iyi oluyor baya. Al bakalım bir Warpath. Dört kere daha atabiliyorum. Doğru mu? Bence bayağı iyi oynadık arkadaşlar. Q gördü. Şimdi burada fatig mümkün arkadaşlar. Çünkü bakın adamın toplam 7 kartı var şu an. Değil mi? Toplam 7 kartı var beni yenmek için. Bu 7 kartla beni yenebilmesi lazım. Life'ım biraz az ne yazık ki ama. Wow. Wow. Konsil etti ha. Bence biraz erken oldu. O 7 kartta hiçbir şey yok mudur ya? O kadar da yenmemiştik yani. Yok 6'ya 1 kalacak tabii arkadaşlar. Şimdi bakın. Orada iki alternatifim var. Ben Violet Worm öldürebiliyorum. İçindekilerle birlikte. Veya Worgen Abomination öldürebiliyorum. Arkadaşlar Worgen Abomination bir şey değil ki. Çünkü bakın adamın yapacağı hareket şu. 5'e 11'e kafa atacak. Kafa atacak. 5 yiyecek kafasını. Ki life çok yüksek değil. Sonra Worgen Abomination'la vuracak. Yaratığın hit point'ini veya Worgen Abomination'ı vurup go diyecek. Arkadaşlar ama şöyle bir problem var. Worgen Abomination 6 hit point olduğu için bizim Tar Lord'a vurduğu zaman 1 kalacak. Dolayısıyla ben tur gelince Tar Lord'a vurunca öldüreceğim. Evet Apeiron biliyorum. Öyle olduğunu bildiğim için öğrendim. Kolaylı gidiyor. Gidelim ben buraya. Hayır. Kaçıyorum. Oyun başladı. Oyun başladı. Living the life. Gelemem. Peki Crackling Razor mu? Ne yapacağız? Sakin ol. Ulan dur kola püskürteceğim. Peki karakleyin. Dur. Dur Razor Mor. Roar'ı düşünüyorum da arkadaşlar kalsam gitsem diye. Coin'imiz var. Dursun be. Bilemedim ki. Agro yaparsa yanıyoruz ama. Ne yapıyorsun? Şşş.
Uf, 12'ye geldi. Canım. Sakin ol. Şimdi arkadaşlar Hoarding Dragon inebilirim. Fakat Dragon Slayer oyun direkt bitiyor. Şşşt. Katılma. So many choices. Ulan dur be. Kapını demişsin küçük Hüsamettin. Kapat kapıyı hadi. Küçük Hüsamettin hadi. Yengeniz gülme krizine girdi. Ben sataştım da bir. Dragon Slayer bitti. Pat. Yok herhalde. Dragon Slayer. Ve arkadaşlar buradaki en güzel şey ne? Bakın en güzel şey ne burada? Düşünülüyor. Bütün oyunda mümkün olan en güzel kart sahipsin ve diyorsun ki ben bunu iyice bir tartayım kafamda. Acaba adamın 3. tur coin dediği 4 manlık yaratığını bir yaratığımı Battle Cry ile öldürüp elime 2 coin alsam mı? Yoksa diğer 4 manlık kartları mı oynasam? Seçim arası adamı düşünüyor olması çok iyi. O seçimi düşünüyor olması çok iyi. O seçim dikkate değer anladın mı? Onu tartmak lazım yani. Acaba öyle yapılır mı yoksa filan. Bedava mağlubiyet işte arkadaşlar. Başka ne olursa olsun oynayabilirdik oyunu. Ama o geldi onun için. Yedim ama çok güzel. 5'e 9 ton. Noobsun. Biliyorum. Anlamıştım zaten salak olduğunu. Al bakalım salak. Oh. Mükemmel tabii ki. Rahat kafalar. Yani çekilebilecek bir kart da yok ki. Öldük öldük. Dragon Slayer gelmesin. Çok rahat gelmiştim ben size söyleyeyim de. Çok ve çok rahat gelmiştim ben bu adamı. Adam coin'i buna marjı değil mi? 5. tur 5'e 8 indi. Kart güzel değil. Yaptığı hareket kötü değil demedim. Ne yapsın bir şey yaptı işte. Oradan damage'a çıkardı. Yani oğlum adam bu karttan veriyor almadı. Adam Dragon Slayer'dan veriyor aldı. Cancı. Bunların hiçbiri olmayacak değil mi? Biz çok rahat yenecektik adam. Bakalım. Pek yapacak bir şey yok herhalde. Güzel oldu arkadaşlar. Bir tek Dragon Slayer olması lazım. Dragon Slayer verdi. Yoksa mümkün değil yenmesi. O karttan işte onun için hoşlanmıyorum arkadaşlar ben. Güzel bir mağlubiyet. Buraya kadar bu kadar kıçımızı yırtarak galibiyet oluyoruz. Bir dakika abi. Bir dakika diyor. Oyundaki tek kartı vereceğim adama diyor. Seni yenecek. Yensin abi pek. Eline sağlık. Değil 5'e 8 kart değil. Counter deck falan değil ya. Yok ederdik biz bunu. Dragon Slayer çıkarmayacaktı ve ben yenecektim. Başka hiçbir şey gerek yoktu. Çok rahat yenerdik ben söyleyeyim. Okey. Hadi bakalım. Güzel çektik. Buna gerek var mı? Mesela. Evet, MC tekten kurtulduk. Yazık be arkadaşlar. 12'lik desteğiydi vallahi. Tabi yine yapabiliriz. Yapamayız demiyorum ama. Rastakan kartlarının %50 çıkma bonusu var. Blaze Lord Brock. Öyle en direkt bir düşüş var evet.
Do you need a blessing? Mükemmel. Kart avantajı arkadaşlar. Bir kartımızın yarısıyla adamın kartını öldürüyoruz. Tabi de yani Hype Mon bir tane kart ya. Evet evet mecbur kaldık. Yoksa ben de biliyorum Dragon Slayer yememi arkadaşlar. Zaten size kendi ağzımda söyledim yani Dragon Slayer falan falan diye. Peki al bakalım. Adam bu arada açılışı bayağı iyiymiş arkadaşlar. Görüyorsun değil mi Firefly'ın ne karşı oyun taşıdığını? Ya bir düşünün. Birinci tur Young Princess, ikinci tur Stop on Gasabot ağlatmıştı bize. Öyle öyle. Dragon Slayer zaten çok iyi karttı. Hero Power... Ama o olmuyor ki abi. Ne yaptım? Fail. Şimdi arkadaşlar en büyük güzellik burada oynayacak kartımız olmamız. Bence adam fail yaptı bu arada. Anlayamadı yani olayı. Kötü. Ama arkadaşlar en azından oynanacak bir şey. Ama tabi bayağı kötü oldu yani. Bakalım arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar Arcanite Reaper'a inmek istemedim. Çünkü hem Spellstone gelirse silah saklanmış olsun diye hem de arkadaşlar bu şu an adamın iyi bir çözüm açıkçası. Adamın ise pek iyi değil bu arada. Yani güzel bir curve yaptı ama. Okey. Hepsini vereceğim mi? Wow. Abi bu kadar kötü oynanır mı ya? Arkadaşlar bir de bakın bundan life da almıyor. Tamam tabii şimdi. Tabii ki şimdi bu. Yani arkadaşlar şu an biraz durumu kötü alalım. Bakın. Life'lar 31'e 30. Adamın elinde 5 kart var. Benim elimde 5 kart var. Benim yanımda masamda Arcanite Reaper var. Elimde Sultraze var. Sultraze 2-3'ten aşağı yaratık öldürmez. Çok güzel tabi. Peki. Elven Archer efsane olur. Bu da bayağı iyi. Ama ona vakit yok şimdilik herhalde. Şimdi arkadaşlar adam bana silahlarımı yedirme stratejisi uyguluyor. Biraz sinir bir strateji açıkçası. Umarım... Peki ama onun divan şırını kurtaramıyorsun benden. Bir şey daha çıkartmazsa. 2'ye 1'i hero power atacak. Kalan 2 manayı da frostbolt bulursa ezdi. Ama artık çok fazla olur abi. Flame Geyser yok değil mi abi artık? Yeter. Gözümü seveyim yapma. Güzel oldu. Alalım. Ah be. Ah. Peki. Şimdi biraz arkadaşlar silah olayın cılkını çıkarmış durumdayız. 4 silah gördüğünüz gibi biraz koyuyor. Ama olsun arkadaşlar. Ya destemizdeki bütün silahları çektik şimdi arkadaşlar. Allah'tan oyunun başında biraz life alıp adamı ezebildik. Our Lucifer sağ ol. Asphalot selam. Biraz sinir. Olsun arkadaşlar. Yüksek life. Hala yani life'ımız iyi. Elimizde bir sürü yaratık var. Silahlarımızdan biraz korkuyorum arkadaşlar. Bakalım. İşte bak bu problem mesela. Bu mesela bayağı bir problem. Adamın life'ın yüksek olması tatsız. Bu bayağı ciddi problem bu arada aslında. Ne yapılır bilmiyorum arkadaşlar. 5'e 7 insan bedava öldürüyor herif. Galiba 7'ye 7 ineceğim. Çok kötü bir hareket ama. Arkadaşlar çok sert oldu ya.
Yani 8 manayı 7-7 özelliksiz indim. 8 manayı 7-7 özelliksiz. Yani düşünün. War Golem var. Ben War Golem'in net kötüsünü oynadım. Ama işte arkadaşlar yani bu kadar bakın. Yani silahların karşısında bu kadar dirayetli yaratıklar. Arcanite Reaper var. Sunwalker geliyor. Elimde 2 Sultraze bir Weaponsmith var. Serenite Chengeng bilinisi umurumda olmayacak. Adam açıyor Violet Run. Peki. Elim rush dolu arkadaşlar. O iyi tabi. Tabii ki öldürdü. Tabii ki öldürdü. O 6'yı vurmam imkansız tabii ki. O 6'yı vurmak mümkün değil. Bu güzel taktik. Şimdi bakalım ne yapabiliriz arkadaşlar. Bunu buraya vursam. Dörtlük Warpath atsam. Amani Warbear insem. Ve Amani Warbear insem ve ikilik atamıyorum. Steel Rager inip ikilik Warpath atsam. Steel Rager ikilik Warpath nasıl oluyor? Bence fena olmuyor. Silahlarını biraz kullanabilmem lazım artık ama ne zaman olacak bilmiyorum. Boş. Silahlarım çok çok pis patladı arkadaşlar. Adam yani silaha dirençli olmak konusunda bir kitap yazmış gerçekten. Bakalım. Ama yakınız tabii şu an öldürmeye artık. Arkadaşlar zaten şöyle bakın. Elimdeki 2 silahın daha az 3 silahın 36 damage'i var arkadaşlar. 4 kere 4 16, 4 kere 4 16, 4 daha 36. Ha tabii çok uzun sürüyor. Yani öyle bir turn miktarı yok arkadaşlar oyun sonuna kadar ama. Peki güzel. Bir bırakabiliyorum adamı ben. Değer mi? Bence değebilir. 7 11 ya da arkadaşlar Amani Warbear açıp silahları bir türlü kullanmıyorum ya. Silahları bir türlü kullanmıyorum abi. Kullanacağım artık. Şimdi arkadaşlar ben nasıl olsa ölmüyorum değil mi? Ya Pyroblast çıkarsa bile 18 vuruyor. Ben 26'yım zaten. Şimdi adamın arkadaşlar bunu oynaması elinde çok ciddi bir tontlu bir şey olmadığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar tontlu bir şey çıkarsa bile bakın. Tontun 9 altın üzerinde olması lazım. Neden? Çünkü Amani Warbear açıp tonta vurup Sultraze ile vurup tontunu temizliyorum adamı. Niye 4'e 5'le vurmuyorsun? Bunu aklı dedim. Tam 9 altın tont. Geçemiyorum. Yani arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. 9 er taunt çıkarttı adam. 9 er taunt lazımdı. 9 er taunt çıkardı. Yani enteresan bir olay arkadaşlar. Bir damage'im olsa öldüreceğim. Bir damage. Yani şuna bir damage daha vurursam 5-9 tam sıfır. Vay anasın. Overkill çalıştıramıyorum çünkü. Taptaya bak. Bakalım arkadaşlar. Bir daha taunt taptaya geç şimdi sen. Yani arkadaşlar Amani Warbear saklayarak Sultraze ile adamı biri bırakmaktan adamın sağ kalabileceğini düşünmemiştim. Kaldı. 9'er taunt çıkar çünkü. Mükemmel. Şimdi oradan bir şey bulur musun? Ice Barrier. Veya Frostbolt lazım değil mi arkadaşlar? Beni freeze etmesi lazım. Ice Barrier'sı ölmedi. Yani artık umarım Ice Barrier değildir tabi. Tamam Ice Barrier'a gerek kalmadı. Oyunun başında o kadar saçma sapan hareketle eziliyor.
9 el tonta okeyim. Daha 8 el tonta okeyim. 9 el tont çıkartıyor araba. Normalse çalışmıyor. Buna gerek yok. Arkadaşlar görüyorsunuz. İleri oyunda bir şekilde tokatlıyoruz. Baştan sağ kalmamız lazım. Lafımı yedim. Baştan nasıl sağ kalacağız acaba arkadaşlar? Yani arkadaşlar o baştaki şeye o Warlock'a üzüldüm ya. Baştaki mağlubiyetimiz neyse de Warlock çok yazık oldu ya. Dragon Slayer çıkmaması lazım. Yani gördünüz arkadaşlar o Druid ağzımıza etti. Ultimate Infestation, Black Knight, XD'den çift life gain filan falan. Ona bile dayandık arkadaşlar ama 3. tur oynadığımız 5-6'ya Dragon Slayer yiyip ölmesi. Bu arada bu iyi arkadaşlar. Adamın sakin gelmesi iyi oldu. Yani ben bu Mastodon'ları oynarsam görüyorsunuz yani o Mastodon'lar bayağı eziyor arkadaşlar. Oraya oyunu getirebilirsek iyi. Vay anasını. Kabul. Kopya. Okey. O da kabul arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kar etti gibi bakmayın bakın. Adam 2 vurdu okey ama ben de 4 vurdum. Hani kar edemedi. Ve bu arada yaptığı hareket çok kötüydü arkadaşlar. Stone Skin Basilisk olsa mesela oyun bitecek yani. Peki. Blast Wave'im abi yeter artık. Abi yeter ya. Arkadaşlar hiç sekmeden adamlar yani ya böyle olmaz ki ya. Bir de bari kart yansın ya. Allah Allah. Abi bu nasıl şans ya? Dört ya. Abi komik ya. Komik bir şey yani. Böyle olmaz ki abi bu iş. 4-10 Twilight Drake oynanıyor abi. Dört manaya 4-10 sonra 4 manaya bir tane daha 4-10. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin yani. Bu ne abi böyle şans? Bu nedir yani arkadaşlar? Microtech Controller'a inemiyorum ya. Mutlaka Blast Wave atıyor herifler. Abi gözünü seveyim. Başlatmayın şansınızı artık ya. Yeter ya. Bir dakika. Böyle de arkadaşlar. Türk Minotaur HS. Koca bedelli diye yedik geldik abi yayınlar. Geçmiş olsun Türk Minotaur. Bilmiyordum ben senin bedelliye gittiğini. Şimdi arkadaşlar böyle yaparsam Blast Wave yiyorum değil mi? Meteor yiyorum çok pis. Şimdi ben ona vursam ne oluyor? 4'e 5 kalıyor. Ben de 5'e 3 kalıyorum. O bize vursun. Ya bu nedir abi ya? 4 manaya 4 10 tont 2 4 manaya 4 10 2 tane ya. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Peki. Arkadaşlar vallahi elimiz çok ağır direnebiliriz hala bile. Ama yani tabii abi böyle oynayamıyorum abi oyunu. Böyle oynamam mümkün değil oyunu abi. Ben bu oyunu böyle oynayamıyorum ya. Sizin bu kadar şansına karşı ben bu oyunu oynayamıyorum abi. Yapamıyorum yani. Anladın mı? 4 manaya 4 oynuyorsun sonra bir tane daha kopyalıyorsun yani. Dördüncü tur Microtech Controller ama Blast Wave koyun diyor adam. Kart yakmadan arkadaşlar bakın bu beni çıldırtıyor ya. Öküz gibi Blast Wave atıyor bakın. İki adam. İkisi de. Hiçbiri kart yakmadı. Adam Ultimate Infestation diyor. Kart yakmadı. Tamam ona göre oynuyorlar ama. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani abi şaşırtıcı mı ya? Şaşırtıcı mı abi bu yaptı? Ölmüyor ya. Oyun başından beri Dragon. Abi ya. Hay Allah'ım ya. Ne şansmış abi ya. Ne şansmış birader. İlk yaratığını 5. tur oynayan adam ya. Yani arkadaşlar şey çok sinir. Microtech Controller gördükleri an Blast Wave'i basıyorlar. Abi 1-2 tur sonra çek ya.
Ne şans ya. 4 manaya 4'e 10 Twilight Drake. Bir sonraki tur bir tane daha. Vay anasını satayım ya. Vay anasını satayım ya. Şimdi arkadaşlar adam benim bu kadar life'ıma ellemedi. Onu bedene ödetelim adama, değil mi? Sultraza'yı vereyim şimdi. Tak tak oraya. Kafama 9 yiyip. Şimdi o kalan tabii 4 manaya 5 manaya ne çıkacak bakalım. Ya arkadaşlar yani ben Microtech kontrolü çekmemiş olsam yenilecek adam. Ben Microtech kontrolü çektiğim için adam oyunda. Düşünün bakın. 4 mana ekstra bir tane 4'e 10 koydu herif. Peki peki baba. Vuruyorsun da. Peki vur. Şimdi arkadaşlar. Sultraz'a insem. Tak tak. Çok yiyorum kafamı ama hepsini öldürebiliyorum. Arkadaşlar en azından masası temizlendi herifin. Ve bakın life aslında çok yüksek değil. Arkadaşlar önde Little var. 6, 8, 12, 14. Tabii bir şeyler çıkacak da bu kadar çok kartla. Abi yeter artık, ben bu işten sıkıldım. Ya başlayacağım ya. Abi niye? Abi niye 6 gösteriyor ya? Abi 6 göstermesi olmuyor mu? Anlamadım. Başka manalık kart mı yok destesinde ya? Abi niye böyle yapıyor ya? Niye 6 gösteriyor abi? Ya 4 gösterse yendim ya. Arkadaşlar vuracağım. Arkana tipi var. Çekersen öldürürüm. Abi ama yeter artık ya. Abi yani... Abi yeter ya. Abi yeter yeter, bak yeter, anlayabiliyor musun? Yeter yeter. Yani arkadaşlar bak her şeyi tahmin edebiliyorum. Artık Dragon Fury ile 6 gösterip oyunu kurtarmasına tahmin edemiyorum. Abi 3 göster, 2 göster ya. Ki Dragon Fury atıp yani patlayan adam o kadar az ki. Arkadaşlar bakın 4 vursa kazanacağım ya. 6'ya 6 sağ kalacak zaten, görüyorsunuz ölmek üzere herif. Peki. Şu an arkadaşlar overkill çalıştırabiliyor herif ne yazık ki. Bir de muz daha. Peki. Çalıştı overkill'i. Tatsız. Bana Arcanite Reaper gelirim abi. Bana Arcanite Reaper gelirim abi. Köpeğim ben ya. Bana hiç Arcanite Reaper gelebilir mi abi? Yendi ya adam, burada elendim ya. Ya abi. Abi Microtech kontrolü indiğim saniye ya. Blast Wave atlıyor ya. Ve Blast Wave'den Molten Reflection geliyor, adam 4 manaya 4'e 10 açıyor. 4 manaya 4'e 10 açıyor. 4 manaya bir tane 4'e 10 açıyor yetmiyor. 4 manaya ikinci 4'e 10'unu açıyor adam. 4 manaya 2 adet 4'e 10 açıyor adam. Bu 4 manaya birinci 4'e 10'um. Bu 4 manaya ikinci 4'e 10'um diyor adam. Peki abi, elini dert görmesin. Tabii ki. Ölmüyor adam ne yazık ki. Commanding Shout. Yani bu arada bende teorik olarak Little var ama arkadaşlar Fireball ölüyorum. Pyroblast ölüyorum.
Ya bence aslında destemizin ne kadar kuvvetli olduğunun bir ispatı bu yani. Peki. Ölüyorsun ama şu an. Ton çıkacak tabii ki. Yendin mi? Vay anasını be. Vay anasını be, yendim be. Vay be! Ulan bunu yendim ha. Oo, bunu nasıl yendim ya? Wow. Bunu beklemiyordum. Arkadaşlar Sultrazen'in bu arada lead olduğu zaman rush'lı yaratıklarla çok çok güçlü bir kombosu var değil mi? Çünkü bakın adam şu an 8 health taunt koysa ben yenecektim adamı. Gördünüz mü? Arkadaşlar 5'e 1 rush atak 8 health taunt'u var ya 3 kaldı. Atak ölsün. Overkill çalıştı kafana vurdum öldüm. Şimdi bizde bayağı çok overkill kart var. 2 de Sultrazen olduğu için arkadaşlar onu yapabiliyoruz. Vah wow, beklediğim bir oyun değildi arkadaşlar bu. İyi şanslıyız. Yani arkadaşlar çünkü bakın. Microtech kontrolara pahalı kartlar geldi kopuyor. Microtech kontrolara blast ve yapıştırması ayrı bir şey arkadaşlar. Neydi adı? Blast'a yapışması ayrı bir şey. Bir de arkadaşlar tur gelince Twilight Drake inmesi çok ayrı bir şey. Bir de random olarak adamın eline Molten Flash gelmesi çok ayrı bir şey arkadaşlar. Yani inanılmaz artık o. Bir de Dragon's Fury'de 6 vurdu arkadaşlar. Daha ne yapsın yani? Destemiz daha harbiden çok güçlü arkadaşlar. Yani bunu da görmüş olduk. Ha bir de Battle Rage'imizi de ezdi. Neyse bakalım. Ben arkadaşlar burada Mage'den şikayetçi değilim. Mage bence bizim için iyi bir match. İşte bak bu patlatıyor. Bu çok eziyor bizi. Okay. Yani desteğimiz çok güçlü olduğu için buradan idare edebiliyoruz ama arkadaşlar bu 3. tur Hero Power tabi koyuyor bizi aslında bayağı. Adam şimdi inşallah 2-3'lü vurup Hero Power kullanır arkadaşlar. Yani baskı kurmasından çok daha iyi benim için. Polimorf'u da vardı. Yok yani şimdi arkadaşlar Polimorf yine biraz yani adam yüksek bir skora gelmiş meclisesi. Polimorf olması ABS değil ama yani arkadaşlar yani adamın planının benim Microtech kontrolüm sayesinde işlemesi ve random olarak arkadaşlar 4 mana 4'e 10 gelmesi inanılmazdı ya. Bu desteyle 10 çok mu iyi? Onu demin yendiğimiz maçı görmedim. Destemiz inanılmaz güçlü. What to do? What to do? Yok mu 586 kişince sub olacak demiş Deadly Icebox. Vallahi arkadaşlar gerçekten güzel izleniyoruz ama desteğimiz bayağı ciddi miktar düşük. Mesela bakın bugün 3 abone bir tane de 100 cheer geldi. Okey bu kabul. Bir dakika. Şimdi anladım ben bu arada adamın ne yaptığını. Adam bedava öldürttü yaratanı. Sağ bırakabiliyordum. Ya arkadaşlar buna aptal demem. Dalı verdi yani. Evet. Daldı ya herif. Bayağı acı oldu onun için. Onu öldürelim. Bence şu an çok iyi durumdayız. Öyle abi. Aman abi o tehlikeli bir arkadaş. Bunu ben sevemedim. Şimdi arkadaşlar Sultrazen Showtime zaten biliyorsunuz. Okey. I don't need
en iyi. Sultan'ın showtime olamadı. Peki. Sultrazı'yı güzelce eziyor. Coin ve öldürdün beni. Peki. Okey arkadaşlar. Al bakalım. Mükemmel. Biraz sıkmaya başladı tabi adam. Okay. Yani arkadaşlar güzel bir taunt veri tabanımız var. Değil mi? Steel Rager, Charge Devil Zor, Amani Warbear. Bayağı bir aşımız var. Şimdi Sultan Zerat'ı çalıştırabilirsek. Güzel olan arkadaşlar life'ımızın 30 olması. Okey. Bir daha mı Daring Fire Eater? Çünkü bu yaptığın hareket hatalı. Arkadaşlar ben rüya mı görüyorum? Adam bunu Hero Power'la yapamıyor muydu? Bunu sen ne yapıyorsun lan? Kafayı mı yedin? Sultraze. İki kart çeksek mi? Şimdi bakın iki kart biraz az sanki. Yani bu bire bire durability vermeye gerek yok. O bize hero power bassın bence. Biraz life'ımızı geri alayım. Adamın şimdi iki tane bir manalık var. Altı kartı var. Peki öldür. Bir manalık da mı oyna? Divan Shield taunt gelmesin. Mana avantajı sinir. Pardon kart avantajı. Peki. Okey. Çok iyi olmakla birlikte arkadaşlar. Önce yapabiliriz. Dursun. Şimdi arkadaşlar amaç yani 2 bence bize yetmez Battle Rage için arkadaşlar. Bence daha iyi bir Battle Rage atabilmemiz lazım. Peki. Fateful Lumi mi? Babuşka. Babuşka. Nasıl yapalım arkadaşlar? Böyle atmak daha iyi değil mi? Şimdi bakın böyle atarsam tık 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 ölüyor. Kafama 5 yiyerek temizleyebiliyorum. Böyle atarsam kafama 3 yiyerek temizleyebiliyorum. Daha iyi. Mesela arkadaşlar söylediğim şey şuydu. Şu an ben Sultraze ile mesela buna vurup öbür Sultraze'e binip tekrar saldırabiliyorum. Böyle bir zincir üretebiliyoruz. Şöyle yapalım mı? Ya Meteor turn'ü bu turn mu ona bakıyorum da. Bir bakayım mı şuna. Çünkü bir damage vuran arkadaşlar Elven Archer ha. Vallahi çıktı Elven Archer. En azından bir yaklaşık sonuç çıktı. Ne çok bir manlık kartı varmış. Okey. Buraya Meteor biraz vasat olur ama bakalım ne iniyor. Benden aldığı kartı pek. Meteor biraz dandik. Bir daha Sultraze. Sonuçta yapılabiliyor. Vallahi arkadaşlar çekecek ikinci kartı bulamıyorum ya. Biraz sinir oldum açıkçası. Çekil bakalım abi.
vursun arkadaşlar yine Sultraz'a. Çok güçlü görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz bir kart yani. Mükemmel. Vallahi arkadaşlar bu Battle Rage patlatma yeteneği adamın beni biraz rahatsız ediyor. Okey. Tamam, en azından yine ikilik Battle Rage yapabiliyoruz. Artı düşünüyorum tabi. Bir bakalım önce kim var kim yok. Gel abi. Gel abi. Elimde Meteor var. Bu arada arkadaşlar gördünüz değil mi? Drakari Trickster'ın niye kötü bir kart olduğunu. Arkadaşlar adama Shield Block verdi. Tamam, idare eder. Bana Meteor verdi, anasını satayım. Tabii ki. Polymorph da bulur musun? Ben de fena değilim yalnız. Ben de fena bulmadım açıkçası. Polymorph? Polymorph arayışı. Veya Cone of Gold. Master Oakart dinleyiz arkadaşlar. Master Oakart'tan ne geliyor? Pek bir alt gelmiyor aslında. Değil mi? Ha yo, bir dakika, bir atak Tarlord var lan. Valeo! Ölmesi lazım ama. Buna Frostbolt değil. Ha pardon, buna Frostbolt'muş. Peki. Ben de anlamadım. Top deck, bak şansa yani. Arkadaşlar zaten ben tur gelince yani Master Oakart inecektim. Tarlord artı 2 ataklı bir şey artı 3 ataklı bir şey getirecekti. Zaten ondan bir daha acı görüyorsunuz. Evet. Bu arada görüyorsun ne kadar rahat yendi bizi. Yani arkadaşlar Dragon Slayer'ı saymazsak oyun başı bize tempo lazım. Tempo olmazsa yeneriz ya. Yani. Tempo olmaz zaman yeneriz. 628 arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Hearthstone'la ilgili merak ettiğiniz her şey YouTube kanalımızda var. Eğer haberiniz yoksa buyurun bekleriz. 1100 videomuz var şu an yaklaşık olarak YouTube kanalımızda. Abartısız bir sayı arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. 1100 video var gerçekten. Abi biraz... Tamam, Firefly çok iyi. Bu gerisi biraz daha... Arkadaşlar iki tane çok iyi kartımız var. İki tane de vasat kartımız var. Şimdi oyun başında Battle Rage arkadaşlar atılır bence ikilik eğer bulursak. Birlik atmam da. 2 mana 2 kart çektiren kart çünkü biliyorsunuz oyunda yok. Olmuyor yani 2 mana 2 kart çektirmek. Sultraz'a MVP olacak tabii. Sultraz'a oyundaki en iyi kartlardan biri çünkü. Sultraz'a bütün oyundaki en iyi kartlardan biri bu arada arkadaşlar. Abartmıyorum bu konuyu ya. Güzel çektik. Evet, şimdi arkadaşlar birlik Battle Rage hazır. Şimdi eğer Hero Power basıp birebir totem falan koyarsa bitti. Hemen iki tane çekeriz. Peki. Eggnapper güzel. Bu arada 11 win'e gelmiş Şaman enteresanmış arkadaşlar. Çünkü Şaman şu an en kötü class sanıyorum. Okey. Peki. Don't touch the egg. Bakalım arkadaşlar. Silahlarımızı çekersek ezeriz. Spellstone'umuz var. Güzel arkadaşlar. Life gain'in ziyan olacak. Güzel güzel, sorun yok. 5 manamız var. Mecbur herhalde. Ne yazık ki. İşte arkadaşlar bu zayıf mesela bak. Bu hareket kötü yani. Bunu yapmamayı tercih ederiz ama tabii tercihle yapılan bir şey değil. Yani arkadaşlar destemizin biraz böyle patlak bir yeri var görüyorsunuz. Biraz ezildiğimiz. Ama ve lakin destemizin güçlü yönü çok güçlü olduğu için kurtarıyor orayı. Baştan baskı da yemedik. Yalnız tabii arkadaşlar baştan baskı da yapamadık hiç. Yani Direwolf Alpha'yı tabii 2-3 tur bedava öldürmek bayağı güçlü bir hareketti aslında ama. Okey. Bayağı ters. Peki. Bu daha iyi herhalde.
Bakalım arkadaşlar. O çok fena işte. Çekecek kartları çünkü. Eksi tabi olabilir. Öyle problem var. Bakalım ne gelecek. Mükemmel. Bir şey daha çıkartmazsa iyi olur. Yani en azından 5'e 3'ü vurursa çünkü ölecek. Oh, bir şey daha çıkart tabii ki. Ha, iyi. Bence mesela bu iyi bir hareket değil pek. 7'ye 5'e 5'e 5 olmak çok iyi arkadaşlar. Tamam çekti 2 tane ama bir daha 5 malı kart mı geri geliyor şimdi? Peki. Peki. Çok çok avantajlı olmadı sanki yaptığı hareketler. Bir mana bir şey mi var artık? Bir mana bir şey olsa yalnız artık sıkılacağım. Ha, yeter artık çünkü. Şimdi arkadaşlar adamın önündeki minimum atak 2. Benim önündeki maksimum health 2. Dolayısıyla bir yaratığım sağ kalarak oynamam mümkün değil. Bir dakika yalnız o zaman önce şöyle yapalım. Bir dakika dur. Maybe the... no, 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 no. Top holds. Okay. Bununla vurmayacağım. Freeze'i kalksın diye turn sonunda. Bu muhabbeti biliyorsunuzdur artık diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar fena değiliz diye. İyiyiz demeyeceğim ama fena değiliz. Yani arkadaşlar çok inanılmaz Battle Rage'i bize yasaklıyor rakiplerimiz. Yani biraz sinir oldum yani abi. Bir şey olsun ya. Lightning Storm fena olur. Oh. Peki. Ama niye önce Hero Power bastın o zaman? Lightning Storm var zaten yine. Tabii ki. İşte arkadaşlar bakın bu... Öldür abi bir de. Öldürmedin hayret. Peki. Peki. Yani arkadaşlar bu %25 falan tabii hoş değil yani. Arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum ki. 5 mana ve üstü spell çekti adam. Arkadaşlar kart çekebilmem lazım yani süründürüyorlar beni herifler perişan ettiler. Abi bir tane kart çekeyim gözünü seveyim Battle Rage ya. Çalışsın abi lütfen bak yeter artık arkadaşlar. Bu normalde yapacağım trade'i yapmadım bakın. Sırf yaratığım hasar yesin diye. Hex. Tabii ki mükemmel. Güzel. Mükemmel. Arkadaşlar yaratıklarım hasar yiyemiyor yani. Abi çok yıprattın ya. Ama bayağı iyi. Arkadaşlar şu aldığım armor'ı yani perişan etti beni ya. Aldığım armor beni perişan etti. Abi kıramıyorum armor'ı ya. Ya yaratıkın abi hadi ya. Hadi Sultraze hadi oğlum. Peki. Öldürdüm tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki.
Sorun yok kardeşim. Çekemiyorum kart. Yok, mümkün değil. Çekemiyorum kart. Kafayı yiyeceğim. Delireceğim. Kafayı yemek üzereyim. Abi niye ben kart çekemiyorum ya? Dalga mı geçiyorsun? Nasıl olabiliyor abi böyle bir şey? Abi kart çekeyim. Yeter artık ya. Abi silah ya. Ya abi iki kart bir arada göremedim ya. Abi hadi Sultraze. Vurması lazım bence. 50 bir şey çıkacak tabii ki. Abi inanamıyorum abi, yok yenecek. 12 yaptırmayacak arkadaşlar. Peki abi, 12 yapmıyor. Abi nasıl ya? Abi bütün desteğini çekebiliyorsun. Sersem misin? At bütün desteğini çek. Yendin işte. Bütün destesini çekiyor adam. İnanılmaz. 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 Ebevuhu. Ya abi. Abi bu nasıl iş ya? Çalışıyor. Bir dakika arkadaşlar. Lethal var arkadaşlar şu an bende. Öldürüyorum gelince dur. Volcano. Volcano evet. Adam Stormwind Champion evolve ediyor ya şamanda. Volcano yok o zaman. Tabii ki onu ortaya bilmem ne bir freeze. Rock Fury Charity. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar Duskbreaker çalıştıramayacağım. Bunu inersem. Olsun çalıştıramayalım, ne yapalım? Ya ne kadar rahat yenmiştim be abi ya.
Şimdi arkadaşlar sorun şu. Adam life biriktirmeye çalışıyor ki life'ını yüksek bir yerde tutmaya çalışıyor ki Emerisini inebilsin. Şu an ne yazık ki Emerisini inebiliyor. Abi ne kadar rahat yenecektin ya. 5 malık yaratık Evo oluyor. Gecistan Auction'a geliyor. 7 malık yaratık Evo oluyor. 3'e 8 Rush geliyor. 8 malık yaratık Evo oluyor. King Crush geliyor arkadaşlar. İkisi birden gelmesi 6'ya 10 tontum ölmeyecek. Peki. Hex. Dragon Slayer. Tabii ki. Tut, harikasın. Ölelim. İneceğiz boşa. Şimdi arkadaşlar bir kere en azından adamın Emerisini bayağı bir engellemiş olduk değil mi? Şu an Emeris oynaması zor. Yani gözü yiyorsa yapabilir ama kolay değil çünkü bayağı sıkı vuruyoruz. Emeris geliyor. Peki. 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 Arkanite Reaper'a kazanıyorum. Bitiyor Arkanite Reaper. Altta bir şansım var. Bana mı kalmış abi? Bana mı kalmış abi Arkanite Reaper'ı bulmak? Beşte bir şansım var. Taunt varsa baya fena olduk. Taunt varsa bir şansımız var. O işe yaramaz taunt gelirse bile. Okey, o sorun değil. Adam bununla kurtaracağını sanası ineceğiz şimdi. Taunt. Yendim be. Aa, inanılmaz. Oğlum bu nasıl bal lan sizdeki? 4. tur Blast Save atar, 5. tur Twilight Drakener 4'e 10, 6. tur onu kopyalar. 5 manlık yaratı evolve eder, Auctioneer gelir, 7 manlık yaratı evolve eder, 3'e 8 Rush gelir, üzerine King Crush gelir, 6'ya 10 Tontum bedava öldürür. Sıfır ekip tonta güvenmesi çok iyi oldu tabi arkadaşlar. Ay. Ortalama biraz adam oldu artık herhalde. Bakalım bir. Önce ortalama hesaplayalım paket açmayınca. Evet arkadaşlar biraz el hareketi falan oldu, kusura bakmayın artık. Arkadaşlar uyuz oldum yani adamların şansını, anlatabiliyor muyum? 5. tur 4'e 10, 6. tur bir tane daha 4'e 10. Yani neleri yenmek zorunda kaldık ya. Oh. Bir dakika ortamaya bakalım. 6'ya doğru yaklaşmıştır. Gerçi 5.59'da en son. 5.76. Eyvahlar eyvahlar olsun. Daha bu ayın ortalaması hakkında 5.76. Şimdi problem şu arkadaşlar bu ayda bizim için. Ayın başında Rastakhan's Rumble çıkmadan önce güzel skorlar almıştık. Onlar en başta olduğu için onlar ortalama yükseltiyor, onları çıkartamıyoruz. Yani şu an arkadaşlar bizim ortalamamız 38 aran demişiz Aralık ayında. 38 aranın üzerinden. Biliyorsunuz minimum 30 ya. Ama arkadaşlar baştakiler skorumuzu çok yükselttiği için onları atamıyoruz. Onları atamadıkça ortalama yükselmiyor.